Evet arkadaşlar, Sarı Ağacı Muhabbetler'den herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. Yine dop dolu, çok yoğun bir Fenerbahçe Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Bu hafta Fenerbahçe'nin Başakşehir'le başlayan Kayserispor Kayseri mağlubiyetiyle zirve yapan başarısızlığını, Giresunspor Spor karşılaşmasıyla hayata dönüşünü konuşacağız. Perşembe çok önemli bir karşılaşma var. Avrupa'da Fenerbahçe, Slavya Prag'la İç sahada bir maç oynayacak, onu değerlendireceğiz. E, Fenerbahçeli gündem başkan Ali Koç, Ali Koç'u konuşacağız. Ve son olarak da Galatasaray ligde kalır mı, küme düşer mi? Biraz bununla ilgili beyin cimnastiği yapacağız. Yine e, çok değerli konuklarımız, daimi konuklarımız var. Öyküm hoş geldin uzun bir aradan sonra. Bizlerle berabersin. Hoş bulduk Alper. Barış Kanada'dan her zaman gibi katılıyor. Ay sonra Türkiye'ye geliyor. Büyük bir heyecanla kendisini bekliyoruz. İnşallah. Oğuzun hocam hoş geldin. Merhaba merhaba hoş bulduk. Ve Serkan, Serkan İzgi. o da Selamlar. bizlerle bu akşam. Selamlar Selamlar. Izleyen, merhabalar. Selamlar. Evet arkadaşlar, öykümle başlayalım. Uzun zamandır beri hakikaten yayın yapmadı kendisiyle Öyküm bir Başakşehir maçını ve Kayseri maçını beraber bir konuşalım. Yani gerçekten iki tane kötü maç. Ben özellikle Başakşehir maçında staddaydım. Çok ama çok sıkıldım. Çok kötü bir karşılaşmaydı. İlk yarı biraz daha futbola benzer bir şey vardı ama ikinci yarı gerçekten çok kötü bir Fenerbahçe izledim. Kayseri spor maçı da herhalde hepimizin ortak fikri. İsmail Kartal'a rağmen bence çok kötü oynayan bir Fenerbahçe vardı. 10 kişilik takım karşısında. Ve belki de bu sene Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupadan değerlendik. Bu iki karşılaşmayla ilgili yeni bir değerlendirme alalım. Fenerbahçe neler oluyor? Fenerbahçe'nin tabii maç maç konuşmakta fayda var. Bunu da yapacağız zaten ama gene belki hepimizin en fikir olduğu üzere ben Fenerbahçe'nin probleminin mental bir problem olduğunu artık düşünmeye başladım. Hani işin teknik, taktik, eksikler, sol bek yok, sağ bek yok. Okey onlar bir kenara ama hani sağ içine baktığımız zaman özellikle Kayseri maçında ben bunu gözlemledim. Yani e, oyunu haliyle 10 kişi oynayan, bir devre boyunca 10 kişi oynayan bir rakip var ve hani gol atmak değil de sana gol attırtmamak derdinde olan doğal olarak bir takım var. Ama topa %80 belki de hakim olmuşsunuz. Ee, hmm. ve devamlı top yapıyorsunuz ve devamlı aynı şeyleri deniyorsunuz. Yani Mert Hakan herhalde 15 ya da 20 tane topu içeriye atmıştır. Ama hiçbir tanesi bizim oyuncularımıza gelmedi. Veya mer gibi konuşacak olursak yani ya bu adam böyle değildi. Hani tamam işte bence de çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama Fenerbahçe'ye gelmeden önce özellikle Şampiyonlar Ligi performansına baktığımız zaman Salzburg tarafında adam en azından ayağına geleni atardı, kafasına geleni içeriye vurabilirdi. Ama şimdi Kayseri maçına bakıyorum inanılmayacak goller kaçırdı. Yani oyuncuları hani tek tek de burada yermek de istemiyorum ama yani İsmail Kartal... Yani ne bekliyoruz İsmail Kartal'dan ki ne umduk ya da ne bulamadık? Yani o da ayrı bir tartışma konusu benim nazarımda. Ee, yani iyi niyetli olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten aslında 2-3 en son yayınımda da benim söylediğim gibi, daha doğrusu düşündüğüm gibi, e, ligi bitirmek üzere geldi İsmail Hoca. Hani ligi bitirebildiği yerde bitirsin ki görevi işte löve devretsin mantığında. E, Halil oyuncular da onu öyle görüyorlar. Hani e, ilk geldiği ilk yaptığı iş Mesut'u kesmek oldu. Ee, hani daha sonra da bir sakatlıktan dolayı oynayamadı hani söyleniyor ama hani bir doktor arkadaşlarımızla konuştuğum kadarıyla o geçirdiği operasyonu hani sen geçeseydin iki güne ayaklanırdın tarzında yaklaşıyorlar. Ya bilmiyorum hani orada da bir şeyler var yine bizim bilmediğimiz arka planda e, bir gerçeklik var. E, belki onu da ileriki dönemlerde konuşuruz. Sezon sonunda muhtemelen ayrılacak Fenerbahçe'den gözüken o çok büyük bir ihtimalle. bence de öyle gibi gözüküyor. Hatta Fenerbahçe'ye gelmekten mutsuz olduğunu söylediğini duyuyoruz. Aynı şekilde başkan da bence yani e, Mesut gibi bir kumar oynadığı için mutsuz. Hani her ne kadar ilk geldiğinde e, endüstriyel anlamda çok katkı sağladıysa da e, sportif olarak yani beklenen katkının yarısına bile ulaşamadı ve bundan sonra da ulaşacak gibi de gözükmüyor benim nazarımda. Hani o defter muhtemelen kapanacak dediğim gibi sene sonunda ama hani bu iki maç üzerinde yani Başakşehir maçını bir şeyden dolayı izleyemedim. Bir özel bir nedenden dolayı ama sonrasında baktığım kadarıyla da e, yani Kayseri maçı zaten benim için tam bir fecaat. Hani gerçekten e, hani Fenerbahçe izlemekten yorulduğum bir maç oldu ve utandığım bir maç oldu benim için. E, yani ben şuna takıldım hani mental de seyreden bir tanesi bu. Şimdi son pozisyonu hatırlayın. Adamların free kick kazandığı pozisyonu. Ya 90 artı bilmem kaçıncı dakika rakip can havliyle gelmiş ama 3 kişiyle çıkabilmiş. Sen bir 4-5 kişiyle kademeni almışsın. Yani o pozisyonda foul yapma ihtiyacı hissediyorsun rakibe. Ya yapma. Hani o şunu demek istemiyorum. Hani oradan foul yaptın penaltı gibi gol olacak diye değil. Yani o kadar oyundan kopmuşuz ki oyuncuların nerede ne yaptığı, niçin orada olduklarıyla ilgili bir fikri olduğunu düşünmüyorum ben artık. Bu bence önemli bir tespit. Buradan Barış'a geçelim. Barış, ben Başakşehir maçında da, Kayseri maçında da, Kayseri maçında da... ...yayında, radyoda izledik Erol'la beraber. İki maç, 180 dakika ki bunun 45-50 dakikasını rakip 10 kişi oynadı. E, bir tane planlı organize atak görmedim. Yani Fenerbahçe 10 kişilik bir takıma nasıl oynaması gerektiğini bile bilmiyor. Şimdi şu soruyla başlayayım. Bu sence e, takım içerisindeki oyuncuların performansından mı kaynaklanıyor yoksa sene ortasında bu takımın sistem değişikliği ne gidip hani tamamen organize olmuş, ezberini almış veya almaya çalıştığı oyun sistemini terk edip bambaşka bir şey oynamaya çalışmasından mı kaynaklanıyor? Bak maçın yorumunu yaparken Giresun maçında da Kayseri maçında da maçın yorumunu analizini yapmaya çalışırken bir tarif edebileceğin bir Fenerbahçe oyunu yok. Yani takım oyununu analiz etme şansın yok. Ancak ve ancak çok basit şekilde hani biraz daha böyle kahvehane ağzıyla oyunculardan bahsedebiliyoruz. şu iyi oynadı da bu kötü oynadı da bu çok kötüydü. Berişe bilmem neydi. Mert Hakan şöyleydi falan diye. Fenerbahçe'nin ben bunu ne kadar acıdır ki Fatih Terim Galatasaray'ın tarif ederken kullanıyordum. Aynen bu tarifi diyordum ki kabaca ne, ne oynadıkları belli. Hangi dizilişte oynadıkları belli. Kabaca. Ama onun dışında özellikle hücumları tamamen doğaçlama. Halı saha takımı gibi oynuyorlar diyordum. Bu dalga geçme için söylüyordum bunu. Fenerbahçe Vito son iki maçıyla başlayan bir dönemde Vito kovulduktan sonra iyice ayyuka çıktı. İsmail Kartal'la değişmedi. Halı sağ takım gibi oynuyor. Yani ne demek istiyorum? Sahaya baktığın zaman kabaca kimin nerede oynadığını görüyorsun. İşte dörtlü düzlüyor takım. Orta sağda herhalde o dörtlünün önünde işte Sosa galiba geriden oyun kurucu gibi oynuyor galiba. İşte sağda kim var, solda kim var onlar kabaca belli. Bu onun dışında hani mesela Vitor Pereira ilk 10 hafta tarif ediyorduk değil mi? İşte defanstan şöyle oyun kurmaya çalışıyoruz. Orta sahada şunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu beceremiyoruz, bunu beceriyoruz falan. Tarif edebileceğim bir oyun yok. Performansla, kişisel performansla üzerinden gidiyorsun. Soruna cevap. Evet abi yani sene ortasında böyle böyle abuk bir değişiklik. Mental olarak çöküş. Üstüne üstlük işte İsmail Kartan'ın da işaret ettiği gibi ya kolay değil. Üçlüden dörtlüye döndük diyor mesela o da hani. Niye döndün o zaman? Şimdi bu tip değişiklikler senenin ortasında ve ardından da yani yönetim çok bariz bir şekilde bu sene alakalı benim hiçbir hedefim yok diyor. Tamam mı? Yani yönetimin bütün hali tavrıyla yaptıkları yapmadıkları, söyledikleri söyledikleri, söyledikleri verdiği cevap mesaj da bu. Bunların hepsi birleşince abi sağda bir oyun beklemek hayal oluyor. Yani bunun çözüm bu. Şey cevabı bu. Oyuncuların bireysel olarak performanslarına gelince yani ben adamlarda mücadele eksikliği, ruhsuzluk falan görmüyorum. Tam tersine bütün oyuncularda acayip bir mutsuzluk, huzursuzluk ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, çırpınıyorlar sağda ama olmuyor. Olmadıkça moral bozukluğuyla daha çok saçmalıyorlar. Yani halı saha dedik ya, dandik sen ben halı sahada maç yaparken bile modun düşükse, canın sıkkınsa, kavga edip geldiysen halı sahaya, halı sahadaki arkadaşlarınla aran iyi değilse falan sahada yaptığın yapamadığın etkile ver. Yani bu vücudu etkiler. Bütün Fenerbahçe oyuncularında bu var. Panik var. Bir ve bir şeyler yapma paniği var. Aman ben hata yapmayayım paniği var tatsız yaptığı işten acayip mutsuz, memnuniyetsiz, etrafındakilerden mutsuz, o ortamdan mutsuz halde olanlar var. Bunların hepsi birleşince abi olmuyor. Kısaca öykümün açtığı birkaç bir şeye not aldım abi. Oyunla alakalı bundan söyleyeyim. İsmail Kartal chatte de yazanlar var. İsmail Kartal'ı övenler vardı falan diye. Bak takım sporlarında kuraldır bu. Kötü giden takımda hoca değişir. Yeni gelen hocayla ile geçici dahi olsa bir böyle bir yalancı bahar yaşanır. Üç maç dört maç iyi olsa. Yeni hoca bekle böyle bir Ani bir heyecan. Bir iki maç iyi oynamasını beklersin. Fenerbahçe bunu hiç yaşamadı. Niye yaşamadı biliyor musunuz? Çünkü biz yeni hoca getirmedik. İsmail Kartal fiilen Zeki Murat Göre'den farklı konumda değil. Ya yani Adamı getirdiğin anda çünkü sen bu yeni hocamız diye getirmedin. Dedin ki bunu idare eden buraya koyuyorum ben. Yeni hocayı bulacağım. Mevsimlik işçi gibi abi. Mevsimlik işçi gibi. Pamuk evet işi abi. Gibi. Şimdi İsmail Kartal yeni hocamız, yeni hocanın da gözüne girelim, yeni bir havaya büründük, ne yapacağız falan havası olmadı futbolcular. Futbolcular için Zeki Murat Göle ile İsmail Kartal arasında sadece görüntü değişikliği var. Camia için de böyle. E bu böyle olunca yani o yeni hoca ile yeni hava bulduk falan filan olmaz. İsmail Kartal dünyanın en iyi hocası olsa da ki değil. En iyi hocası olsa da bir şey yapamazdı bu haldeyken. adam bir ay sonra, iki ay sonra takımda olmayacak. Bunu herkes biliyor. Kendi de biliyor. Bu yeni hoca havası ondan yakalanamaz. Bu bir. ve ve her basın toplantısında da soruluyor. Geçen maç sonunda evet. da, Giresun maçı sonrasında da soruldu aynı durum. Adam Bu da aynı cevapları vermeye devam ediyor. Ben Fenerbahçe'nin Bu şekilde gitmez. Bir de Mesut diyeyim. Mesut'a girdik çünkü. Ondan sonra da sözü vereyim. Bak beyler. Mesut'la alakalı ilk gün içim o kadar rahat ki ilk günden beri de bundan söyleyeyim Bir bak doğru transfer. Mesut Özil boşa çıktıysa ben Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum derse alırsın, tamam mı? Bugün Zlatan Ibrahimovic boşa çıksa ben Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum, alın beni dese alırsın. Tamam mı? Doğru transfer olur mu futbolunu tartışılır ayrı konu. Şimdi ben de heyecanlandım. uçağı böyle takip ettim herkes gibi. Yani ben sevgilimin, karımın, kız arkadaşımın uçağını öyle takip etmedim hayatım boyunca. Hepimiz heyecanlandık. PR açısından, halkla ilişkiler, reklam açısından çok doğru hareket oldu. Bütün dünya bizden bahsetti kanalı bile. Ama o gün dahi ben şunu söyledim. Mesut iki sene önce futbolu bıraktı arkadaş. Lan dünyayı alsak da aynı etkiyi yapar. O da aşağı yukarı aynı dönemde futbol bıraktı diye söylüyordum ben o günde. Hepsinin kaydı kuydu var. İçim o yüzden çok rahat. Mesut'tan bir şey beklemek hataydı. Bugün daha net görüyoruz. Yani biz hatayı Mesut'a göre hoca yiyerek yaptık. Şimdi o hocayı yedikten sonra Mesut'u da yiyoruz. Hep zamanlama hatası bunlar. Ee, en hayırlısı şu olur muhtemelen. MLS'de sezon 26 Şubat, 25 Şubat gibi başlayacak Mesut'u o zaman gönderebilirsek eğer o zamana kadar çok daha hayırlı olur ama herhalde sezon sonuna kadar, sezon sonuna kadar kalacak. Gene chatten bir arkadaş takımın en çok gol atan oyuncusu Mesut dedi. O Mesut'un iyiliğinden değil takımın acayipliğinden doğan bir şey. Bir de o performans zaten 7 gol 3 de şey zamanda yaptı. Yani Vitor zamanda yaptı. Vitor yaptı. bir golü, var. bir golü var zaten. Yani ondan sonra da ne ürettiği maç var ne oynayabildiği maç var. Yok abi. Sonuçta e, yıldız oyuncu bile olsa bir sistem içerisinde oynadığı zaman değer kazanıyor. Bunu kabul etmek lazım. Ya ee, Cristiano Ronaldo'yu tartışıyor. Alper. Tabii Ronaldo, abi. O gol dağıtıyor falan. Gerçi son 5-6 hafta dağıtamıyor ama. Cristiano Ronaldo'nun faydası mı var? Acaba yoksa takımının genel oyunu mu düşürüyor? Hani gol atıyor ama takımın geneli düşüyor mu Ronaldo yüzünden diye. Adamla Cristiano Ronaldo'yu tartışıyor. Abi Fenerbahçe ve United'in zaten durumu çok benziyor birbirine. Valide. Yani Ferguson sonrasında United'in durumu da böyle. Çok büyük paraları harcayıp çok büyük yıldızları almalarına rağmen teknik direktörü değiştirmekten sürekli olarak bir sistem kuramadılar. Sistemin yoksa ya Pogba da olsa elinde, Ronaldo da olsa elinde abi, Cavani olsa işlemiyor. Yani sistem takımları karşısında istediğin kadar yıldız oyuncu al. Hepsi maç içerisinde, sezon içerisinde performans gösteremiyorlar. O yüzden yani önemli olan elindeki yıldız oyuncular değil. Takım bütünlüğü, takım toplamındaki değerin. Önemli senin olan bu. Senin çocuğun onun. dahi olsa, bak senin çocuğun 170 IQ'lu bir dahi olsa, verdiğin okul Senede 3 defa hoca değiştiren, sürekli müdürü değişen, kimin ne yaptığı belli olmayan, hangi derse kimin girdiği belli olmayan bir okul olsa o çocuk geri zekalı gibi durur bir kenarda hiçbir şey öğrenemez. Sen de dersin ki ya bu çocuk geri zekalı galiba. Ha? Bu bu ya. Fenerbahçe'nin durumu bu. Sürekli öğretmen değişiyor, müdür değişiyor. Okulun binası yıkılıyor, yeniden yapılıyor. de 5 defa oradan bir şey çıkmaz yani. Ee, Ozan Hocam şimdi e, Başakşehir ve Kayseri spor maçlarını ana ile konuştuk sana şunu söyleyeceğim. Ee, Kayseri maçından sonra oluşan ciddi bir e, olumsuz hava var. Tabii doğal olarak herkes çok mutsuz. Fenerbahçe belki de en önemli hedeflerinden birini kaybetti bu sene. Fakat şu olmaya başladı. Bu sefer Vitor gitsin diyenler yani o Fenerbahçelik çoğunluk. Bu sefer Vitor niye gitti diye bağlamaya başladı. Bunu desteklemeye başladı. Ee, sen nasıl bakıyorsun? Yani Fenerbahçe'de az önce barış bir tablo çizdi. Girilen nokta Fenerbahçe açısından sana neleri söylüyor? Sen nasıl görüyorsun büyük resmi? Ya inşallah ders almışızdır önce. Onu, önce onu söyleyeyim. Yani bir daha bir daha bu aynı haltı yemeyiz. Yani. Bu çünkü e, hani şey olarak değil. Ali Koç yapar o, o onu. Değil. Ama en azından biz e, Fenerbahçe taraftarı olarak. Gerçi taraftar dediğiniz zaman böyle homojen bir grup da değil yani ama. En azından taraftarın büyük bir çoğunluğu umarım ders almıştır bu son yaşadıklarımızdan. Çünkü ben hep kendime şunu soruyorum. Ya biz Vitor'u gerçekten niye yolladık? Yani Vitor'un gittiği durumda Fenerbahçe'nin Trabzon'u yakalayacak olması gibi bir olasılık var mıydı? Yoktu zaten. Eğer Vitor'u gönderseydin de göndermeseydin, de, yeni birini getirseydin de getirmeseydin de. E o zaman biz niye yolladık bu? Adam? O zaman bu adam kalsaydı hiç olmazsa belki 2-3 tane daha Crespo getirebilirdi. Fakat bu yani sen de bir o preslerden birinde söylemiştin galiba. Bu yani bizim ahali e, uyuşturucu bağımlısı gibi transfer bağımlısı. Yani tuhaf bir şekilde evet. Vitor kovulduğu anda zevk alan bir grup çıktı ortaya. Gerçekten adamlar orgazma ulaştılar ya Vitor kovuldu diye. Önemli olan yani vitordan sonrası ne olacağı ne biteceği değil. Peki bundan sonra ne olacak? Bir de o var. Yani e, ya yani Benim hala şöyle bir umudum var. Bu takım ilk dörde girer bu ligde. Girmesi lazım bu takımın ilk dörde. Bu takım, Her şeye rağmen değil mi abi? Her yani bu, şeye rağmen. Bu kadar kötü bir takım değil. Yani bu takım şu üstümüzdeki adamlardan daha kötü. Bir, bu takımın İstanbul'da Trabzon'u yenmesi lazım. Yani Trabzon biz niye böyle kendi yani bizim tabii, bizim takımımız Avrupa Ligi'nde oynayacak kalibrede bir takım değil eyvallah. Ama Türkiye Ligi'nde sol beksiz mol beksiz de gene ilk dörtte yer alabilecek bir takım yani. Ama şimdi işte hem işte Öykü Barış bahsetti zaten. Garabet bir yönetim yüzünden ne futbolcularda e, birlikte oynama gibi bir e, durum var, ne teknik direktörün takıma hakim olması gibi bir durum var. Dolayısıyla işte çıkıyorlar, kendi çaplarında top oynamaya çalışıyorlar. Bir kısmı zaten iyi oynamak durumunda çünkü onların e, yani transfer yapmak istiyorlar. Bir kısmı ee, zaten hani futbol oynamayı profesyonelliği iyi bilen adamlar onlar da o profesyonellik gereği oynuyorlar. Bir kısmı da işte Sosa amca gibi o da takılıyor sağda dolaşıyor ortalarda arada bir topa tepiyor falan. Gençler siz sağa geçin siz sola geçin falan diye herhalde bir şeyler söylüyordur. Biz de ızdırap çekiyoruz yani televizyon karşısında. Ama e, yani benim gerçekten bu şu anki durumdan bizim en büyük çıkarımımız ders almak olur. Başka bir şey olmaz yani. Artık inşallah ders almışızdır ya. Ya çok çok doğru bir şey. Teknik direktörü ne sahip çıkmak ya da teknik direktör bulmadan Barış'ın anlattığı gibi, Öykü'nün anlattığı gibi e, geçici hocalarla çözüm bulmak Fenerbahçe'nin genlerinde ne yazık ki performans ve başarı getirmiyor. Yani Fenerbahçe teknik direktör gönderebilir ama yerine hocasını bularak göndermesi lazımdı. Tabii evet. ya bulamadan gönderdiğinde Vitor Kov'un ne olursa olsun duygusu hareket ettiğinde olanları hepimiz görüyoruz. 9 kişilik kara yenemiyorsun, 10 kişilik Kayseri eleniyorsun. E, sağda akıl koyamıyorsun, sağa bir sistem koyamıyorsun, bir görülebilir net bir oyun koyamıyorsun. Çünkü her şeyi değiştiriyorsun bu çok açık ve net. Serkan yani senden de özet alalım abi. Yani hem Başakşehir karşılaşması hem bence Kayseri Spor ki Kayseri Spor karşılaşmasının yani kupadan elenmenin dışında Fenerbahçe'ye verdiği bazı dersler var yani plansız programsız sen ortasında her şeyi değiştirerek içeride Kayseri ye bile yenemiyorsun yani bu çok değerli bir bence çıktı sen nasıl bakıyorsun meseleye ya bunları çokça konuştuk zaten bahsettik ee, yani sen senin bir planın programın e, se, şey seçim seçimlerde vaat ettiğin e, o, o dünya genelinde kuracağın e, network, scout ağını falan filan yani oluşturmazsan ya da işte da, düzgün bir scout getirmezsen ve oyuncuları da bulamazsın. Menajerlerin eline bakarsın. Rogon'un eline bakarsın. Uğraşırsın. Bugün sol, e, sol bekin yok. Sağ bekin formsuz. Alternatifi yok. E, golcün bak sakatlandı. Bir tane elde tek bir pivot var yani. E, yani rotasyonun içinde tutabileceğim bir Serdar var. O da yok şimdi. Berişe'ye herkes küfür ediyor. Bir Berişe'ye kaldık. yani bunlar bir, birikim abi yani. Hataların sürekli tekrarlanması arka arkaya gelen hataların silsilesi yani. Takımda şu anda işte Kayseri, Kayseri maçı, kupa maçı. Şimdi son tenekeydi şans olarak. Ya bir teneke bile girmeyecek kulübe bu sene bir umudumuz vardı. Hani bir teneke bile gir, gir, girme şansı var işte bir kupa alırız falan. O da gitti. E kaldı şimdi Konferans diye geldi. <laughs> i̇şte yani bu durum neden neden ibaret? Ali Koç'un futbol aklının olmayışı. Tek tek e, tek adamlık. Kendi kendi çalıyor, kendi oynuyor. İşte ne bileyim yalnızları oynuyor. Yönetimini almadığı adamlar, futbol akılları çevresine Koy ya da Emre'yi göndermesi. ya Hep saydığımız şeyler. Tekrara düşüyorum. Artık sıkıldım ben de bunlardan. Yani futbol takımında olmayan moral. E Hedefsizlik. Şimdi artık bu saatten sonra e çok böyle çok konuşacak bir şey yok. İşte yani bir tık böyle orta sahada bir canlanma olduğu zaman ikinci bölgede neler olabildiğini görüyorsun. Hani biraz daha böyle fizik fizik gücü biraz daha iyi olan oyuncular olduğu zaman orta alana sahip olduğun zaman bir fırsatı değerlendirebiliyorsun. Perkas'ın golünde de gördünüz yani işte. Evet rakip de açtı biraz. Fırsat da verdi eyvallah. Ama değerlendirdik. Bir sürü böyle pozisyon var değerlendiremediğimiz bu sene. Ha, şaşırdık yani kaldık. Ben böyle aylar falan yani attık. Yani. yani çok iyi oldu. Niye iyi oldu? Ben bunlar uzatayım mı? Devam edeyim abi? Bir, bir Abi Giresun işte. maçına geçeceğiz. Öyle sorayım. Ondan sonra <laughs> Giresun maçına devam et. Yani <laughs> hafta sonu cumartesi günü Giresun maçını basmanda kazandık. Bana göre Giresun spor kaybetti. Çünkü Fenerbahçe maçın hemen başında çok İlk atakta gol yedi. Büyük bir salaya hatası. Zaten merkezdeki bir direkt ucunlarda karşılayacak bir oyuncumuz yok. Çok net bir salaya hatası. Orada hem alanında boşalttı hem rakibe müdahale edemedi. Doğal olarak çok net bir pozisyon verdik. Ardından da arka arkaya iki üç tane net pozisyonu kaçırdı. Veya 6 ay kurtardı diyelim. Maç ikiye, 3'e de gidebilirdi. Ee, anlamadığım bir şekilde e, Giresun Spor, Fenerbahçe'ye karşısında bir sıfır öndeyken nasıl olduysa Fenerbahçe'de kapalı savunmaları hücum edemiyorken bu kadar geniş alanda oyun oynamaya devam etti takım bütünlüğünü sağlayıp Fenerbahçe'yi kendi sahasında karşılamadı kontraya düşünmedi bilemiyorum Fenerbahçe açık alanda oynamaya çalıştığın zaman Fenerbahçe'de işte biraz ortalamanın üstünde bir sertlikle orta saha mücadelesine girdiği zaman iki tane geçiş hücumundan gol buldu yani ikisi de geçiş hücumu golü bu arada ee, ama ben şunu sorarak başlayacağım sana bu benim kişisel yorumum bu. Yani Giresun kaybetti maçı. Öyle değerlendiriyorum ben ama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Abi şu soru önemli Serkan bence. Şimdi Giresun Spor karşısında Fenerbahçe'nin çektiği şut sayısı 18. Bak 18 şut çekmiş ki son haftalarda en çok şut çektiği maçı oynamış. Ama kale isabetli şut sayısı 2. İkisi de gol olmuş zaten. Ee, Fenerbahçe'de Fenerbahçe çok net bir santrafor problemi var mı sence? Ya Fenerbahçe'de bir santrafor problemi var tabii. Yani şimdi ben milli takıma Serdar Dursun'u övdüğümde Serdar Dursun'u bir Ronaldo olarak görmüyordum. Fenerbahçe'ye gelsin de hiç de demedim zaten bu zamana kadar. Ben beğeniyorum Serdar Dursun'u ama yani milli takımda olması gereken o eksikliği doldurabilecek bir pivot olduğunu söylüyordum. Yani şu anda da elimizde de rotasyon içinde e, bence tek e, hem boy olarak ama fizi fiziğine bakarsam bana göre o boya göre cılız bir fiziği var. Ben olsam biraz bodybuilding falan çalışır güçlenirim bu ligde dağıtırım yani defansları e, diyeyim. Yani e, eksiğimiz var tabi olmaz olur mu? Yani bu, abi, bu, bu sadece forvetle de bitmiyor ki. Sen diyorsun ki bak şut çeken adam sayısı işte şu ya da e, sabit şut. Şimdi sen ben sana soru sorayım. Senin elinde ya da bak, sen hoca olsan ee, Ferdi'yi bekten çıkartıp sol bekini yani işte Çağatay ya da bekin olsa. Beki atıp oraya orta sahada değerlendirmez misin Ferdi'yi? Şut meziyetleri de olan pas meziyetleri olan. Ya e işte, sen bunu Hatırsa... değerlendiremiyorsun. Sen orada en efektif oynayacak oyuncundan e, yoksunsun. Mecburiyetler yüzünden, yaptığın hatalar yüzünden. Ben bugün e, Çağatay'ı atarım. Bilmiyorum. Çağatay benim için kapalı kutu. Herkes için kapalı kutu. Ama artık canıma tak etti. Çağatay'ı atarım sol beke. Çık oğlum Ferdi. Ferdi'nin şimdi iki yönlü oyun da oynayabiliyor Ferdi artık. Sosa. Abi Sosa'dan bıktım artık ben. Gerçekten bıktım. Yani bak. Yani adam kaptırdığı topu. Hani boştaki topları çalıyor falan filan diye bir seviniyoruz falan ya. Adam kendi kaptırdığı topu çalıyor yani. yani tamam. Yok. Kendi kaptırdığı topu seyrediyor. Ee, bir Orada horoz dövüşü oluyor o arada şey boşa çıkan topu kapıyor onu eyvallah onu da kap artık be sevgili kardeşim. Yani güç olarak hiçbir şey hiçbir şey vermiyor bakın. Bir tane adam oraya koy koyabilirsin. Ben Ferdi'yi koyarım oraya. Ferdi şu anda o oyunu oynayabilecek bir e, kapasitede. Çok Mesela. Genişlik, çok genişlik. Ya da ya da Mert'i Mert'i geriye at. Ya güçlü bir adam at. Koşan bir adam at. Ya da Ferdi'yi Mert'in pozisyonuna at, öne at. Ama Ferdi'yi pozisyonuna kullan. abi sen o sahayı bekte kullanıyorsun. İşte Ferdi'yi bekte kullanıyorsun. Bir üç Yok tane işte. daha Ferdi'miz olsa da her yere Ferdi koysak be. He? Aynen. Bir yani. Üç tane daha Ferdi olsa. Ya ondan sonra diyorsun ki isabetli şut diyor. Ne olacak abi? Pelkas vardı. Pelkas da Mesut'la İrfan'ın arasında kayboldu gitti. Anladın mı? Hani Mesut 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 İrfan 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 bu İrfan'ı yükselteceğiz, yükselteceğiz diye Mesut'u yükselteceğiz diye. Eee Pelkas da kayboldu gitti. Eee Skora katkısı olan bir adam vardı Rossi diye. O da kayboldu gitti onların yüzünden. Bu tayfanın yüzünden. İşte açık açık konuşalım. E temizlik taşları dökelim yani. Bence Rossi kötü bir adam değil. Ama oynamayı oynamayı bu hale geldi yani. Çok oyuncu var abi aynı pozisyonda. ben. Söyleyeyim. Aynı pozisyonda çok oyuncu var. Yine oraya geldik bak. Evet. Yani kusura bakmasın ama ben Mesut'u en son geçen Cuma namazında gördüm abi. Nerede? Hindistan'da mı? Malezya'da mıydı? Neredeydi yani? Ne maç önü ne maç sonu bir, bir paylaşım yok bir şey yok sorarsan dünya yıldızı kaptanımız var. Fortnite Bana turnuvası... ne faydası var sosyal medyada reklam olarak şimdi? Hiçbir şey. Fortnite, Fortnite turnuvasına katılacakmış. Ha, de Fortnite turnuvası. Ha. Evet. Öyküm. Ee, ya Giresun maçını konuşalım. Yani sen saat içinde ne gördün? Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Açıkçası niye önemli? Çünkü Fenerbahçe Perşembe Slavya Prag'la oynayacak. Ondan sonra da arka arkaya zor karşılaşmalar var. Ki ikincilikli bir hedef olmalı Fenerbahçe için artık sonuçta bu sene içerisinde. Sen nasıl buldun bu arada? Sen başlamadan önce arkadaşlar 9500 kişi yakın bir izleyici var şu an. Ee, lütfen bizi takip eden arkadaşlarımız yayını beğenip paylaşsınlar. Ee, bu pazar akşamı biraz daha çok Fenerbahçe ile görüşelim, onlara ulaşalım. Ee, tabii bize destek olmak isteyenler de e, süper chatle hem soru gönderebilirler, hem kanala destek olabilirler teşekkür ediyoruz. Öyküm top sende abi. Fenerbahçe'nin bence bu seneki en büyük sorunlarından bir tanesi yediği saçma sapan goller. Hem jeneriklik goller yiyoruz okey eyvallah ama takım savunmamızdaki eksiklikten ya da o andaki konsantrasyon kaybından çok saçma sapan goller yiyoruz. Mesela şu ana kadar 25 maçta 30 tane gol yemişiz. 38 tane de gol atmışız. Yani attığın gol aslında az değil. Hani Demin forvet tartışıyoruz veya ee, ne bileyim hücum oyunlarının etkinliğinde tartıştığım dönemler oluyor ama hani ligde Alanya ve Trabzonspor bir tek 44 gol barajına ulaşmış. Onun altında 38'i e aşan bir takım yok. Ha bu Fenerbahçe için başarıdır demiyorum. Ama bence ana sorunun Fenerbahçe'nin gol yemesi olarak görüyorum ki gene Giresun maçında da maça golle başladık. Yani bir şekilde beceriyoruz yani 6 ayda olsa belki de olsa kim olursa olsun kolay gol yemeyi yemememiz gereken golleri yemeyi başarıyoruz. Ondan sonra çıkaramıyoruz ama bu maçta çıkardık. Yani aslında sana da katılıyorum. Hani antrenör e, tecrübeli bir antrenör olsaydı karşımızda veya biraz daha takım oyununu oynamayı içselleştirmiş bir takım olsaydı muhtemelen bu maçı çeviremeyecektik. Ama bir şekilde maçı çevirdik hatta farkı arttıracak şansları da yakaladık. Ee, evet. benim takımla ilgili bu son maçta özellikle hani daha önceleri de görüp adını koyamadığım bir problem vardı. Ee, bu maçı konuşurken dile getirme uygun gördüm onu da. Şimdi bizim takıma baktığınız zaman, şimdi oyuncular üzerinden yine gideceğim ama aslında oyuncular değil burada demek istediğim. Hani son maçta yoktu ama İrfan yani topu aldığı zaman illaki bir şeyler yapma arzusunda. Valencia, yani Valencia topu aldı mı bırak pas vermeyi kafasını kaldırdığını göremezsiniz. Yani sürekli kafa önde ne olursa olsun. Ee, Zayis ki benim çok sevdiğim bir oyuncudur. O da illa topu aldıktan sonra ya dönecek ya sağa bakacak ya sola bakacak. Mert Hakan öyle. Kontrol etmedi. Yani biz de oyunu tek pas oynayabilen ya da takım oyununu bütüncül olarak görebilen kimse yok. Bence futbol aslında çok basit tanımıyla şudur. Topu en hızlı şekilde doğru hedefe ulaştırmaktır. Biz bunu yapamıyoruz. Yani atmamız gereken adam mesela son maçta belki siz de dikkat etmişsinizdir. Yani o kadar böyle e 2, 4'e 3 pozisyonlar yakaladık ki yani kaleye vurmak yerine pas versen veya pas vermek yerine kaleye vursan sonuca gideceksin. Ama bizim oyuncularımız bir şekilde yani ya dediğim gibi konsantre değiller. O anda başka yerdiler veya herkes bir bireysellik peşinde. Ya hadi burada gemi batıyor. Üstlen plan yok ya. Yani pratik yok. Bu takımın kadrosu sürekli değişiyor sene başından beri. Sürekli değişen bir 11 var ve bu plan yok oyun içerisinde. Sen şimdi ezber yapamadığın oyun sistemi, sahaya yansıtamadığın zaman kimlere koşacak, ne yapacak, kimlerde duracak bu rol paylaşımları göre pay olmadığı zaman bunu ezber almadığın zaman işte her şey doğaçlama oluyor. Anlık karar veriyorsun. Şutu da, pası da anlık kararlarla yapıyorsun yani. Maalesef. maalesef antrenmanlarda ne yapıyor diye düşünüyorsun bu sefer bu takım. Yani taktik yani, antrenmanı yapıyor. 3'e 4 yapıyor, 5'e 2 top kapma yapıyor. Yani bir şekilde hangi oyuncunun nerede olması gerektiğini bildiği antrenmanları yaptığını varsayıyoruz veya öyle olması gerekir diye düşünüyoruz. Ama yani %100 katılıyorum %100. sana. Bu bu yani genel bir değerlendirme. Barış sen de Giresun maçını bizim için mi değerlendir ama şu iki oyuncunun altını çizmeni istiyorum. Birisi Mert Hakan Yandaş, biri Sosa. Bak Mert Hakan Yandaş maçta Valencia ile beraber en çok beğendiğim oyuncu. Valencia'nın skora katkısı inanılmaz doğal olarak. Yani gol, asist, kırmızı kart. Adam maçın adamı hani çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Mert Hakan Valencia'dan sonra maçın en faydalı oyuncusuydu. Bir de Mert Hakan benim böyle beğenmek istediğim, beğenmeye meyilli olduğum adamlardan biri. Çünkü Fenerbahçe uzun süre çok faydalı olabilecek bir oyuncu yabancı kuralı daha sertleşecek. İşte e, olaya o kalitede adam bulmak her zaman zor. Hani Fenerbahçe çok uzun süre faydalı olabilecek bir oyuncu ve taraftar tarafından bir türlü sevilemeyen bir oyuncu. Hani bana işte Mehmet Topuz'u hatırlatıyor bu anlamda. Ozan Tufan'ı hatırlatıyor olarak. Selçuk'u hatırlatıyor falan. Hani değişik mevkilerde çok uzun süre faydalanabileceğiniz bir oyuncuyken biz bu adamı çöpe ilan etmeye çok şeyiz. E, meyilliyiz. Mert Hakan'ın o iyi oyunu çok beğendim ben. Yani hem defansif olarak hem oyuna orta sahaya o çok ihtiyacımız olan tempoyu getirdi. Hem çok önemli paslar attı. Ee, her pozisyonda Mert Hakan'ı gördük. Sosa ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ben artık Sosa'sız bir plan yapması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. 36-37 yaşına gelmiş bir adam önümüzdeki sezon olmayacak umuyorum. Yani Ferdi ile sözleşme yenileyemeyip de Sosa ile sözleşme uzatmayız herhalde. Hani Ali Koç yönetiminden her şeyi beklemem. hemen bunu beklemiyorum yani. Artık önümüzdeki sezonda olmayacak Sosa. E, yani kalkıp ligde bir hedefin kalmadığı Kupadan elendin. Slav yaparak muhtemelen iki maçları senin üzerinden geçecek, yenecek, eleyecek. Bitti yani. Artık aga Sosa'dan ne bekliyorsun? Yani hani Sosa ile bilmem neyle uğraşacağımıza bizim bini, biraz hani plan yapabilen bir camia değiliz evet ama işte genç oyuncular, alternatifler, ne bileyim Serkan'ın da söylediği gibi belki Ferdi'yi bir yerlere devşirmeye çalışma. Ferdi'nin yerine başka oyuncular. Hani de, plan olması bile bir denemeler yapmamız lazım. Sosa'dan bekli alacağımız bir şey yok artık. Tamam. Sosa kadromuzda yokmuş gibi davranmamız lazım bundan sonrası için. Bu iki öncüyle alakalı söyleyeceğim şeyler bunlar. Şut sayısı. Çok güzel. Hani istatistikler bize hep bir şey anlatıyor ama her zaman her şeyi tam anlatmıyor deriz özellikle futbolda. Abi bak şut sayısı, beklenen gol bilmem ne falan istatistiklerinden ben Vitor Pereira döneminde de çok bahsediyordum. Hani takım şut çekme, işte rakip cezasına girme rekoru kırdı bilmem ne falan diye. Bugün kırılan şut sayısında şu var abi. isabet sayısı da ona işaret. Demin söyledim ya oyuncularda panik var. Bir an evvel bir şey yapmak istiyorlar. Bir evvel... Bazı oyuncu hakikaten karar verme yetisini tamamen kaybetmiş durumda bu mental problem yüzünden. Takımdaki bu kaos yüzünden. Kaç defa sen saçma sapan şut gördüm maçta? Şimdi isim vermeyin. Bazı oyuncular ayağına gelen topla şut çekmek istedi sürekli. Bu hani takım olarak psikolojinin çok bozulmasıyla alakalı e, a, e, uygun durumdaki arkadaşını aramıyor artık herif. Uygun, uygun, durumdaki arkadaşına güvenmiyor da artık. Yani bir ven evvel kendimi de kurtarayım takımı da kurtarayım paniği var bazı oyuncuda. Bazı oyuncu da tam tersi. İnisiyatif almaktan çekiniyor. Hemen yanına pas verip kaç, kaçak oynamaya çalışıyor falan. Bunların hepsi psikoloji bozukluğu. Bütün takım genelindeki psikoloji bozukluğu. Şut şu sayısı bu. Panik takım oyunu olmayışı falan. Sana, 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 bir şey, sana bir şey soracağım Barış. Ben bunun tweetini attım Twitter'da. Yani biraz işin mizanı yaptım ama hakikaten bunu ciddi ciddi merak ediyorum. Sosa'nın saçları abi. Adam bir saçla çıkıyor sahaya. Yani inanılmaz hani o bizim gördüğümüz salon erkeği saçı taranmış, jölelenmiş. Adam 90 dakika sahada kalıyor ve o saç bozulmuyor. Hakikaten bu işin sırrı nedir ya? Erbabı yaparsa yorgan titremezmiş hesabı. Evet, Öyle olsa bir önceki <laughs> ya, Hayır, bu Lego'da saçlar vardır ya klik ki oturtursun. Onlara da hiçbir şey olmaz. Lego saçlı. Bak, bak, Sosa en formda olduğu zamanlardaki Sosa'yı tarif ederken şu hani Sosa böyle birebir de omuz omuza iteşe kakışa oynayan bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Ama pozisyon bilgisi çok yüksek olduğu için hani hep doğru yerde olur. Doğru yerde olduğu için de hani defans özellikle çok yüksek gözükmez ama çok top arası yapar, pas arası yapar. Top kapat falan. Şimdi artık onu da yapamıyor. E zaten hani ikili mücadeleye çok giren bir adam değil. Hani doğru yerde ama duruyor artık sosa. Yani e, bak takımla alakalı Oğuzhan Hoca demin dedi ki bu, ya bu takım ilk dörde girebilecek takım bilmem ne falan ama benim gördüğüm bak Giresun maçını kazandı, Giresun maçı, Kayseri maçı, Başak her maçta biraz daha gözüme artık bu ayyuka çıkıyor. Bizim ancak ve ancak bundan sonraki rakiplerimiz Giresun gibi orta sahada bizimle temaslı oyun oynamazlarsa bizi rahat bırakırlarsa çok aman dedeleri çok üzmeyelim, sosayı mosayı üzmeyelim, fazla yıplatmayalım diye böyle hani fazla dokunmadan mesela bırakarak yumuşak oynarlarsa bundan sonraki rakiplerimiz, açık alan bırakırlarsa. Bizde de işte bak Valencia, Mert Hakan bu maç özelinde, Altay falan böyle 3 tane 4 tane oyuncu normal performansların biraz üstüne çıkarlarsa belki ite kaka sonu yendiğimiz gibi yeniriz. Bundan sonraki ligin devamı böyle olur. Bizimle biraz mücadele eden, biraz bizi bozan, biraz sert oynayan her takıma karşı çok zorlanırız, kazanamayız slavia Prag maçlarında da hiç o yüzden ümidim yok. Yani karşında senin 5 yıldır. Onu konuşacağız. Hani, tamam şimdi girmeyeyim oraya. Yani ee, bak bu şu durumdan kurtulmanın tek yolu vardı artık o da yok. Vitor Pereira'ya kovdun. Vitor Pereira'ya teşekkür ediyoruz diye elini sıktın. Döndün burada aha bu da yeni hocamız diye yeni hocanı getirdin. Beşiktaş'ın Sergen'i sezon ortasında getirdiği gibi, Abdullah Avcı'yı Trabzon'un sezon ortasında getirdiği gibi gelecek sene de devam edecek hocanı getirdin. Hemen arkasında. Takım yeni yapılanmaya girdi. Biz şu anda daha iyi bir durumda olurduk. Ya da çok özür dileyerek söylüyorum. Geri zekalı gibi Vito Pereira'yı gaza gelip de kovmasaydık bugün gene daha iyi durumda olurduk. Şampiyon olamazdık belki ama daha iyi durumda olurduk. Sen hocanı kovup ardından hadi bari yeni hoca bakayım diye böyle işte ufak ufak yavaş yavaş ayağa kalkıp da hoca bakmaya başlarsan bu hale girersin. Tamam yani Fenerbahçe özeti budur. Vito Pereira'yı kovmakla alakalı da şunu söyleyip kapatacağım. Bak Vito en iyi hoca değil Fenerbahçe'ye gelen, Türkiye'ye gelen en iyi hoca değil, Vito Pera belki iyi bir hoca da değil. Bir planı programı olan bir hoca idi en azından. Bir şey yapıyordu. Biz adım adım bir şey kurmaya çalışıyorduk. Sonuca ulaşır da ulaşmaz da ayrı konu. Bugün gelinen noktanın Vito dönemden çok daha kötü olması bize çok şey anlatmadı. Ders almaktan bahsetti Ozan Hoca. Ders aldık mı almadık. Aynı şeyi biz gene yapacağız. Çünkü taraftar nasıl? da anlamıyor muhabbeti. İşte, İsmail Kartal üzerinden... Ya müdür tabii. bak bir şey söyleyeceğim bak. Vitor Pereira Portekizli adamı getiriyorsun. Hani takım antrenör takımına dönsün diyorsun tamam mı? Sen hala şef scout'un Batuhan Akçıl'ına nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak abi bu iş? Bat ya, Portekizli bir tane şef scout getirin diye bak bir buçuk sene önce iki senedir yazıyorum ben zaten. Vitor'u görünce anlaştıklarını ulan dedim bari şu adama dedim bir tane Portekizli şef scout getirin yani şartlara bakın. Portekizli yolluyor, Brezilya'yı taratıyor abi. Serkan yani hiçbir konuda akıl yok ki. Bir yok bak, abi yok. Sıfır. Aklı zekayı bir kenara bıraktım. Ben artık şak kurnazlarına da razıyım ya. Yani biraz olsun zeka pırıltısı. Bak Ali Koç biraz akıllı veya en azından kurnaz bir lider olsa şunu en azından düşünmesi lazım. Ya ben bak Vitor'u kovmamın bana hiçbir faydası yok. Kulübe faydasını bir kenara bıraktım. Bana şahsen faydası yok. Vitor'u kovunca millet bana dönecek bu defa. Ya bunu bile düşünmekten aciz. Yani normalde biraz kurnaz olsa der ki Vitor'u tutayım arkadaş ben. Sene sonuna kadar da millet Vitor konuşmaya devam etsin. Ben o sırada gelecek sezonun planlamasını kapalı kapalı ardında gizli gizli yapmaya devam edeyim. Yani Vitor'u kovmaktan ne gibi fayda bekliyorsun sen kulüp adına, kendi adına? Ya yani hiçbir yerinden tutacak bir şey yok. O günden beri de çıktı kamuoyunun karşısında her çıktığında diyor ki ya Vitor aslında iyi hocaydı ama sabır gösteremedik. Lan ben mi sabır göstereceğim arkadaş? Başkan sensin. Sen sabır göstereceksin ya. Ya bak, bak sana Hiçbir konuda akıl yok zeka yok ya. İnanılır gibi değil ya. Ama burada içinde bulunduğumuz durumu unutuyorsunuz. Arkadaşlar sevgili Barış şimdi bugün yani öyle bir şu anda bir konuşma yaptın ki sanki her şey güllük gülistanlıktı e, ve bir anda yönetim e, hocayı gönderme kararı aldı. Öyküm onu konuşacağız abi. Şimdi Ali Koç'a gireceğiz. Bence Oğuzhan Hoca'ya devam edelim çünkü oraya ben özel bir sayfa açacağım abi. Zaten Barış'ın ne diyeceğini tahmin ettiğim için orada sizi zaten beraber konuşturacağım merak etme. Hocam ee, şunu anlamakta çok zorlanıyorum Fenerbahçe'de Vitor Pereira geldiğinde Emre Berezoğlu'nun üzerine geldi ve Emre Berezoğlu oynattığı oyun bambaşka tamamen pas oyunu dörtte oynayan e, orta saha profil oyuncularla kısa pas üzerine kurulan topa sahip olma oyunu oynuyordu ki Başakşehir'de de bunu oynuyor. E, bunun üzerine Vitor Pereira bambaşka bir oyunu inşa etmeye başladı. Üçlü savunma e, dörtte orta saha e, onun önünde iki tane ofansif orta saha kanat ve bir tane merkez forvet. Yani 3-4-2-1 ya da 3-4-3. Biraz sağ ve dizilişe bağlı olarak. Ve iyi bir üç, üçlü savunmaya yakaladı. Yani Tisserand sağ stoper, sağ kanat gibi, sağ bek gibi oynayıp ofansa destek verdi. Çok maç oldu. Ee, sol tarafta Salah'ı tam bir sol stoper. Ki en iyi oynadığı yer. O pozisyondan dörtlüye döndükten sonraki Salah'ı performansını görüyoruz. Nasıl hata yaptığını. Ve Kim Minje merkezinde. E, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira bana bir merkez orta alın dedi. Pasör, oyun kuran e, oyunu açan, oyunu genişleten iki yönlü oynayan. Alınmadı. Bir sol tarafı adam alın dedi. Alınmadı. Oraya Ferdi devşirdi. E, şimdi gelenler onun ekmeğini yiyor. Sol dek yaptılar çocuğu. E, o sayı Samuel kendi açıkladı. Dedi ki ya beni hakikaten başka bir oyuncuya dönüştürdü. Bu, e, o işi savunma tarafında öğretti bana. Bana başka bir e, yetkinlik daha, yetenek daha kazandırdı dedi. Bir de Santoro Forest de alınmadı. Şimdi Fenerbahçe'nin kısa zamanda bu kadar şeyi başarmış. Evet eksiklikleri var. İletişim tarafında problemleri var. Mesut Olay'ın yönetemedi. Aynı Robin Van Persie olduğu gibi. E, şey yönetemedi. E, basın ilişkilerini yönetemedi. Ama e, şu an gelinen de organize Fenerbahçe. Sade ne yaptığını bilmeyen Fenerbahçe'yi düşündüğünde. Vitor Pereira gitsin kalsını sormayacağım. Vitor Pereira'yı Fenerbahçe niye gönderdi? Bunu soracağım sana. Yani Barış demin dedi ya. E Alper'cim Alperciğim bir de şu bak Serkan Ata kardeşim yazmış. En son yazdığı Vitor'un sisteminde oynamak. Onu bir alta koydu konuşurken. Yorum yapılırken. Top sende hocam. Neden Vallahi... gönderdi? Hangi mantıkla gönderdi? Ay, bir bilsem. yani e, buradan Barış'ın dediğine geleceğim bir yani hiçbir şekilde rasyonel bir açıklamasını bulamıyorum ben Ali Koç'un Vitor'u niye gönderdiğini. Bu yani Ali Koç'un gözünden baktığım zaman hiçbir rasyonel açıklaması yok bunun. Son derece irrasyonel bir davranış biçimi. Peki o zaman şeye bakalım. ...bizim ahali niye Vitor'un gitmesini istedi? Yani Vitor'un gitmesini isteyen kimlerdi? Burada kim var? işte bir takım futbol yorumcuları var. Bir takım futbol muhabirleri var. Bir de bunların sözüyle gaza gelen taraftar var. Öyle değil mi? Evet. Ve bu taraftarı aslında işte sen ve senin gibi birçok insan önünde bir platformu olan birçok insan anlatmaya çalıştı. Ya kardeşim hocayı göndererek bir işe bir, bir sonuca varamazsınız demeye çalıştı. Öyle değil mi? Ama e, başarılı olamadınız sizlerde. Yani çünkü e, tuhaf bir şekilde aslında hani bizim taraftar Vitor'a kibirli falan diyor diye bizim taraftar herkesten daha fazla kibirli. Ben şimdi hiçbir zaman bu Twitter'daki Space işte o od odalara girip de konuşma yapmıyorum ama arada bir dinliyorum onları. Aman Allah'ım ya bir dinleseniz onları, bizim taraftarın halini bir görseniz herkes futbolu herkesten daha iyi biliyor. Herkes bir teknik direktör edasında Ve hala şunu konuşanlar var. Aslında denk geldi bu şey senin Gegenpress'teki partnerin Erol bir Space'de Space'te dinledim. Çocuk paralanıyor orada anlatmaya çalışıyor kendini. Karşısındaki taraftar grubu ben taraftarım isterim istersen beğenirim istersen beğenmem bana önce o futbolu gösterecek falan türlü bir kadınır tavrında herkes. Yok haklı da var bir taraftar rasyonel olmak zorunda değil taraftarın Hayır. bu saçmalığını yönetecek olan insanlar yönetim. Tabii, Neylesen haklısın. sen taraftar veya Rıdvan Dilmen'i dinliyorsun? tabii anlıyorum seni taraftar futbolda ya. anlamak zorunda değil haftada bir maç seyrediyor taraftar en iyi ihtimalle taraftar geri zekalı da olabilir yani taraftar yönetmiyor kulübü Barışcığım ben sana katılıyorum yönetmiyor. zaten Ali Koç'un zaten irrasyonel bir davranış içerisinde olduğunu söyledim ama artık bence bizim taraftarımızın da azıcık da bir akıllanması lazım ya yani illa sen niye Alper Grim peşinden gitmiyorsun da Rıdvan'ın peşinden gidiyorsun kardeşim yani bir de bir kere de Alper'in peşinden git ya. Tamam mı? Yani bir kere de doğru söyleyen bir adamın peşinden git. Yani hayatında bir kere de bunu yap. Yani sen çıkıp Alanya'da Alanya karşısında takır takır top oynayan, takımı yuhalamaya bunu peki yani Alanya karşısındaki takımın yuhalanmasını bana nasıl açıklarsın Barış o zaman? Skor. Bak taraftar dediğin şeyin ben adım gibi inin kimse alınmasın. Kenardaki chatteki arkadaşlarında en azından yıldız her maçı seyretmiyor. İyi ihtimalle Fenerbahçe'nin maçlarını seyrediyorlar bir yandan muhabbet ederken ama mesela ligdeki diğer maçları seyretmiyor. Yani taraftar dediğin şey skoru takip eder. Galip geldiği zaman sevinir. Özellikle Türkiye'de futbol sevgisi falan da yok. Biz sadece skoru takip ediyoruz. Mesela Alanya maçından sonra isyan edenlerin ben çoğunun maçı anlayarak seyrettiğini tahmin etmiyorum. Seyrettiğini de tahmin etmiyorum. Taraftar o yüzden doğru yorumlayamaz. Taraftar sadece skora bakıyor abi. Peki, o yüzden biz Ali Koç gibi güçlü bir karakteri seçtik oraya taraftarın, yorumcunun etkisinde kalmasın da takımı yönetsin diye. Yoksa ben de yönetirim kulübü bu kadar. Hani ben de o kadar etkide kalıyorum. Peki durumda. abi Öyleyse. sen bana sen bana skor diyorsun. E, Aykut kocaman skor alırken de yuhalandı. Farklı şeylerin etkisinde kalma durumu o zaman. O da yani. yani ben... Ozan abi Ozan abi sana ve Serkan'a soracağım. Aslında hazırlamıştım. Bak abi bu şu yazı Gürcan Bilgi için Fenerbahçe Giresun maçından sonra yaptığı açıklama. Muhtemelen ya e, dijital mecraların birisinde yaptı bizim kanalda ya da televizyonda yaptı bilemiyorum. Kendilerine olan güvenlerin geri gelmesi sahada sorumluluk almaları için üst üste iki galibiyete ihtiyaçları var. Sonrası hızlıca gelebilir. Çünkü sahada 24-25 yaş ortalaması olan bir takım var. Vitor'un takımı, kızı... daha, daha, Vitor takımı daha gençti abi. O takımda Muhammed oynuyordu. O takımda Arda şans buluyordu. O takımda Fatih oynuyordu. E, ve o takım yeni kuruluyordu. E, ama o takım için dedi ki bu takım üçte oynamaz. Bu takım Vitor'la başarılı olamaz. Vitor'un oyun sistemi şampiyonluk oyun sistemi değildir dedi. Şimdi genç bir takım var. Sabra ihtiyaç, ihtiyaçları var diyor. Ne değişti? Abi, Anlaması mümkün değil. Bu, tabii değil ama burada ben bir şey söylemek istiyorum. Yani be, benim uzun süredir tepeme attıran bir şey bu. Türkiye'deki e, basının rezilliği. Şimdi özellikle spor basını yani siyasi basın da rezil de. Şimdi yorumcu diye bir grup vardır. Bu adamlar işte önündeki maçları izlerler, yorumlarlar. Bir de spor muhabirleri vardır. Muhabirin görevi sana haber ulaştırmaktır. Ama bu haberi ulaştırırken yorum katmamaktır. Çünkü haberi ulaştırırken yorum katarsa eğer o haberdeki tarafsızlığını yitirir zaten. Dünyadaki ben daha çok da bir şey Avrupa'daki spor karşılaşmalarını izleyemiyorum. Genelde hep ABD'dekileri izliyorum. Burada işte Amerikan futbolu, işte basketbol, işte kolej futbolu falan. Buradaki ben spor muhabirlerine bakıyorum. Adamlar sadece ve sadece takımdan haber getiriyorlar. Nedir bu? şu sakat, bunun sakatlığı iki ay sürecek ameliyatını şu gün oldu. Bu ameliyatlar genelde şöyle geçer. Veya işte bu dün işte bir köpek barınağını ziyaret ettiği bin kilo mama götürdü falan türü haberler verilir. Yorumcu denen adam da Gürcan Bilgiç gibi bir adam değildir. Yorumcu denen adam bu işi gerçekten bilen bir adamdır. Şimdi Türkiye'de sözü dinlenen yorumcuların geçmişine bir bakalım. Gürcan Bilgiç kimdir? Gürcan Bilgiç ben çocukken kale arkasında şöyle uzun zoomlu fotoğraf makinesi yere yatan adamdı. Nevzat Dindar diye bir adam vardır Galatasaray'ın Gürcan Bilgiç. O da aynı türden bir adamdır. Bu adam da bir... Fenerbahçelidir bu arada abi. Necati Bilgiç. Ünlü bir Fenerbahçe gazetecisiydi. Onun oğlu zaten aynı zamanda. E tamam canım oğlu olabilir. Ne yapayım yani? Ama yani bu adamın futbol bilgisi senden fazla değil. Bu adamın sadece senden fazla maç izlemişliği var. Bu kadar. Bir de elinde fotoğraf makinesi gezmişliği var. Ben bunu çok eskiden milliyette mi tercüman mı ne yazardı? Alp Aslan sakatlandı işte birinin omzuna vurdu falan diye. Ya yani benim bunlara hiçbir saygım yok abi. Tamam Çünkü bu adamlar futbol falan bilmiyorlar. En azından ben bile futbolu bunlardan daha fazla bildiğimi iddia edebilirim. Ki ben futbol bilen bir adam değilim. Ve bu adamlar ne yazık ki senden veya işte Erol'dan veya diğer insanlardan çok daha büyük bir platforma sahipler ve insanlara ulaşabiliyorlar. Ve bunlar büyük bir bilgi kirliliği yaratıyorlar. Peki bilgi kirliliği... ben sana bir şey sorabilir miyim abi? Sorun. Sulandıracağım biraz sulandıracağım biraz neşemiz yanına gelsin. Şöyle biraz kenara kaydı, arkadaki resim gözüksün abi. Arkadaki resim Al Pacino ve... abi. Al Pacino değil abi o. Aygün Özipek ya. Sen niye Ay Aygün Özipek hayranısın abi? <laughs> Sen şimdi Gürcan mı Al, Pacino, Aygün Özipek. Abi baksana bir... abi, bana var ya sürekli Gürcan şey e, Aygün Özipek bakıyormuş gibi geliyor oradan abi, bana ya. Al Pacino'nun yüreğine iner lan Aygün Özipek'e benzettiğini duyarsa. vallahi adamı yüreğine indirirsin yani. <laughs> Abiler bak bir, bir yerde bazen hata ediyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı işte Rıdvan Dilmen hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Defalarca Rıdvan Dilmen. Yani hırsımı alabilmiş değilim Rıdvan Dilmen'den. Rıdvan Dilmen ve peşine takılan vasat yorumcular Gürcan Bilgiç, Aygün Özipek. Bunlar seri halde, toplu halde bir, bir kabile halinde. Üçlü dörtlü falan diye diye e, futbolcu futbol taraftarının da beynini yıkadılar. Olanı olmuyor gibi gösterip Vitor'un da ipini çektiler. Eyvallah. Ardından da Rıdvan yorumculuğu bıraktı şimdi. Geri kalanların de ağız değiştirdi. Ya demek ki üçlü değilmiş, dörtlü değilmiş bu takımın kadro. işte oyuncular ruhsuz falan diyor. Bak futboldan anlayamayan adamın oyuncular ruhsuz. Yani böyle analizi. Eyvallah. Ama bak şu da var. Ya Amerika basını hani Ozan abi biliyor. Ya Tom Brady. Efsane herif. Bıraktı. Baya büyük bir kanalda atılan başlık. Kariyerinde bilmem kaç tane Super Bowl finali kaybeden Tom Brady diye yazmış herif adam rekor seviyede yani kazandığından bahsetmiyor. Kaybı. Yani, şimdi bak basındaki terbiyesizlik, ahlaksızlık, art niyet, yavşaklık, cehalet etmem falan. Mesela İngiliz basını acayip yani ahmaklar falan diye başlık atarlar. Acayip acımasızdırlar. İspanyol basını, İtalyan basını. Mesela ya yani İtalya'da defalarca ben şey gördüm. Bu soruya cevap vermeyeceğim diyor herif. Başka gazeteci kalkıp aynı soruyu soruyor. Başka soru diyor. Başka gazeteci aynı soru. Hani bu tip şeyler her yerde olur. Sıkıntı şu. Taraftar da bunların peşine takılır diyorum ya taraftar bilmek zorunda değil abi. Yani ben nasıl mesela sinemayı çok seviyorum ama anlamak zorunda değilim. Seyrediyorum. Eee beğenmedim deyip kapatıyorum. Şimdi, futboldan anlamak zorunda değil abi. Basın da iyi olmak zorunda. Basın reyting peşinde abi. Serdar Çekler falan da. Ben sansasyonel laf nereden söylüyorum da reyting nereden gelir diye bakıyor. Adamın işi o. Sıkıntı şu. Sen bu basının niye gazına geliyorsun da ona göre takım yönetiyorsun? Niye sekiz defa hoca kovuyorsun? Niye ya. Dört sezon içerisinde bir yıldan fazla süre takımı başsız bırakıyorsun. Niye abuk subuk transferler yapıyorsun? Niye böyle? yani? Barış. Barış. Bir yönetim şey abi. abi. Erol, Erol ee, üç büyüklükten dokuz tane takımı masaya yatırmış. İşte Liverpool var. E, Chelsea var. Paris Saint Germain var. E, bunlar Avrupa'da söz sahibi takımlar. Ortalama teknik direktör ömürleri 2.7 yıl. Yani işte 3-4 yıl olanları var. Bir buçuk yıl olanları var falan filan. Fenerbahçe'de 6 ay abi. Ali Koç'un Fenerbahçe'sindeki teknik direktör ömürleri 6 ay. Yani şimdi üzerine çok da konuşmanın anlamı yok. Yani bu, bu kadar değişim yani değişim bazen öldürür abi. Yani biz hep değişimi şey gibi anlıyoruz. Hani yenileşme atıyorum. Çok özür dilerim. Tolga Altan, bir... Serdar Ali Vitol, Hoca'yı Vitol gidene kadar sürekli eleştirdi sürekli eleştirdi. Sürekli laf etti Serdar Ali's. Vitor Hocaya. Vitor tabii. Hoca gönderildiği anda o kadar çelik bir adam ki bizim de işte hafızamıza güveniyor. Unutuyoruz çünkü. Vitor gönderildiği gün hemen böyle döndü. Ya Rıdvan Abi, Hoca da işte Abi alayı, alayı üçlü üçlü üçlü, üçlü oyunu taşak geçiyordu. Affedersin ama. Yani Serdar, Rıdvan, Abi bir bu, şey soracağım. Hıdıvan'dan daha ağır dalga geçerek ya konuşuyordu şu bir biz bizim bizim bakın bizim bizim takımımız yok ya. Bizde takım diye bir şey yok arkadaşlar. Unutun bunu. Bu işte e, formasyonları e, dizilişleri işte şunu bunu tartışmaya hiç gerek yok. Bakın bize takım diye bir şey yok. Niye bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum? Bakın kim kim mince Zala'yı ferdi ferdi kadar hangi oyuncu oynamıştır? Forma şansı bulmuştur sürekli. Sayamazsın yoktur kaleciyi söylersin bana. Yani yok. Sürekli bir değişim, bir birlik yok. tamam tam bir alışılmış bir statik bir kadro yok kardeşim. Birbirine alışmış bir uyum yok. Takım diye bir şey yok bizde derme çatma sürekli böyle değişen, karman çorman olmuş bir halı saha takımı gibiyiz. Çağırıyoruz üst mahalleden Ahmet ve Mehmet geliyor. Ertesi hafta Cengiz ve Hüseyin geliyor falan böyle yani. tam çağırıyoruz geliyor birileri. Öyle düşünün. Biz, bizde takım diye bir şey yok. Ama Serkan. Biz antrenör, şeyin... antrenör takımı değiliz. Ama sen i̇şte bu elifler yüzünden... ya. Çekmeyeyim abi. Abi çekiyorum. Çünkü bak işte niye <laughs> antrenörün yok senin? istikrar diye bir şey yok. Hey, Ama, abi, Ama şimdi bak Barış, Barış, tadı... orada, Barış orada şeyi söylüyor abi. Abi E bu adamla eleştirecekler. Bak bu adamlar adamların işi bu. Bu adamları eleştirecekler. Sen başkan ol da bak buna karşı diren. irade koy diyor Barış. Yani sen de eleştirebilirsin abi. Bu arkadaşların bir kısmı bu işi şov için yapıyorlar. Bak İzlemek Serdar Ali Çelikler iyi. önden espriyi düşündü. Tamam bak bunu çok net hatırlıyorum. Vitropaya'da takımın başında. Sevgili Tolga. Tolga Ağartan. iyi dinle bunu. Serdar Ali Çelikler ile bir puan kaybettiğiniz maç. Son maçta artık. o yedek kulübesinde böyle oturduğu falan maçlara gelmişiz. Tamam mı? Puan kaybettik. Hatırlamıyorum hangi maç olduğunu. Serdar Ali Çelikler yayında dedi ki ya dedi bizi seyreden dedi ilahiyat fakültesi mezunu arkadaş var mı? Bak 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 bak. Kulmuş kafada yani şov yapıyor adam. Var mı dedi ya bir şey soracağım falan ardından böyle kurdu kurdu dedi ki ya dedi acaba dedi onlar bilir dedi bu katolikliğin dedi bu portekiz dedi hani acaba bir mezhebi mi var dedi verdiği karardan dönmek günah falan mı acaba dedi Vito o mezhebe mi e, mes, me, şeyde mensup üçlüden dönemiyor dörtlü oynayamıyor o yüzden mi bu kadar inatçı acaba bu adam falan diye ha <laughs> ha falan güldü millet hani ya adam önden kurmuş böyle tamam mı katoliklik mezhep üçlü inat bilmem ne falan diye böyle dalga geçiyordu inatçılığıyla egosuyla falan. Şimdi bu adam bunu söylerken biliyor ki biriyle sevecek, gülecek, diğerle sevecek, kızacak, herkes paylaşacak, tamam mı? Ve işte rating gelecek. Biz tepki gösteriyoruz onun hoşuna gidiyor. Ertesi gün daha çok seyrediliyor çünkü. Tepki Bunlar tepki, da futboldan abi. böyle anlıyor işte. Senin bekin olmadı yerde sana kadro değiştir diyor. Dörtlüğe Ama bakın. Senin bekin bu İşi bu abi işi bu. Başkan çıkıp da demeyecek ardından. Ya ben aslında Vitor iyiydi ama işte bir yoluncu var. Çok eleştirdi. Başkalarını eleştirmiyor. Bizim hocamızı çok eleştirdi. Ne yapalım demeyecek abi. Demeyecek yani. abi başkan onu demeyecek de bakın burada bir kamuoyu yaratılıyor tamam mı? Benim zaten e, temel eleştirim buna. Yani sizin, e, diyelim işte gene ben Amerika'dan örnek vereceğim. Buradaki yorumcuların, spor yorumcuların hiçbiri kamuoyu yaratamıyor. Herhangi bir. Ve spor yorumcusu... Ya da kamuoyunun zaten... aldığı veya... Yani gezekalı. bir kamu zaten, ama zaten ama. biz yaratılmaya hazırız gibi bir, bir grup var oradan. Ama ikincisi, bu adamlar da şöyle... Şimdi sansasyonel olmak istersin. Tamam, para kazanmak istersin. Ben buna bir şey demiyorum. Ama e... Onların bile yeri ve e, onlar bilinir zaten bu tür. Mesela kimdir Türkiye'de bunu yapan? Aleni olarak yapan? Bu nedir? Yüz e, şey. Aa ne diye neydi o adamın adı ya? Şu saçın arkadan bağlayan adam. Yorumcu emre mu Emrebol, Emrebol. Bunların bir programı var. Birbirine bardak falan atıyorlar. Şimdi bunların yeri belli. Tamam mı? Bunların de, bunlar zaten kamuoyu yaratamıyor. Tamam mı? Bunlar çünkü Sadece reyting üzerine birbirlerine su atacaklar, küfür edecekler, güreşecekler falan. Bir de işte bu Serdar Ali Çelikler gibi grup var. Bunların ne yazık ki kamuoyu yaratma gücü var. Şimdi benim zaten en büyük şeyim bu. Serdar Ali Çelikler'in futbol bilgisi e, yine söylüyorum Alper'den daha üst düzey değil. Türk daha da alt düzeydedir muhtemelen. Tamam mı? Ama ben burada izlediğim zaman basketbolu yorumlayan herif Amerika'nın en iyi basketbolcularından biri. Dünyanın en iyi basketbolcularından biri bu yorumu yapan adam. Ben Türkiye'de basket futbol yorumu dinlediğim zaman hiçbirinden bir şey öğrenemiyorum. Adam futbol da yorumlamıyor zaten. Direkt teknik direktöre sallıyor. Direkt futbolcuya sallıyor. Hiçbiri çıkıp da şöyle oldu böyle oldu şunu şöyle yapmaya çalıştı gibi bir anlatma da yok. Tamam mı? büyük bir kirlilik ortamı var. Bu kirlilik ortamında belki benim seyirciden beklentim yüksek. Yani hani beklenti çıtamı çok düşürmeliyim ve seyircinin her zaman en kötüye doğru yöneleceğini varsaymalıyım. Ne bileyim. Ama o da beni sinirlendiriyor tabii yani. Şimdi çünkü bu seyircinin bu herifler kamuoyunu yaratıyorlar. Bu yaratılan kamuoyu başkana baskı kuruyor. Başkan zaten zayıf. Ve bir zayıf başkan yanlış kararlar alıyor. Ama biz bu kısır döngü içerisinde sürekli aynı şeyi devam ettiriyoruz. Bunu ee, Aziz Yıldırım da yaptı. Aziz Yıldırım sene içinde yollamıyordu. Sene sonunda yolluyordu. Sene sonunda gönderiyordu abi doğru söylüyorsun. Burada... Ama aynı kısır döngü hep yaşanıyor. O sarmal yani Aziz Yıldırım başarılı olanı da gönderiyordu. Yani adam şampiyon yapsa da kovuyordu. Yani onu devam etmiyordu zaten. Orada başka bir nokta altını çizmek lazım. Öyküme söz vereceğim şundan dolayı. Az önce başkanla ilgili barış oğuzhan hocam da yorum yaptı. Ee, Öyküm şimdi şöyle bir gerçek de var, onu da söyleyelim. Vitor Pereira giderse giderken gitmeden önce birçok taraftar işte sosyal medyada, Twitter'da, Space odalarında falan Vitor Pereira gitsin de hemen kim gelirse gelse gelsin hiç önemli değil duygusundaydılar. Şimdi başkanla ilgili benzer bir durum var. Fenerbahçe tarihinin spor fanları en kötü başkanı olduğunu herkes kabul ediyor. Hatta ben şöyle bir yorum yaptım. Belki de Fenerbahçe taraftan 1995'in konsensu saldığı tek şey Ali Koç'un çok kötü bir başkanlık yaptığı spor fanlarında. Sebepleri yani neden kötü başkanlık yaptığı sebeplerini tartışırız çünkü orada herkes ayrışıyor. Çözüm noktası da, da ayrışıyor. Onu da söylemek lazım. Nasıl kurtulur Fenerbahçe diye. Ama senin özellikle kulüpte bağlantıların çok kuvvetli, bu işi siyasetini bilen bir adamsın. Ee, benim altını çizmek istediğim nokta şu: aynı şey Ali Koç için de yapılıyor. Bugün bıraksa kimin geleceği belli değil. Fenerbahçe'nin üç tane büyük sponsoru: Tüpraş, Beko, Avis. Üçü de Ali Koç'un şirketleri. Bugün Fenerbahçe TV'de dönen reklam 180-85'i Koç grubunun reklamları tekrar altını tutuyorum bak bu kötü başkan olduğunu değiştirmiyor sport mı, kötü başkanlık yaptığı gerçeğini değiştirmiyor ama yine o gitsin de kim gelirse gelsin durumu Vitor Pereira'da olduğu gibi sıkıntılı bir durum değil mi çünkü aday çıkmıyor benim görebildiğim kadarıyla yani Fenerbahçe'deki esas sorun muhalefet sorunu yani bu kadar kötü yönetilen bir Fenerbahçe var birilerinin masaya yumruğunu vurup çıkıp kardeşim Fenerbahçe daha yönet yönetilmeli aday olması ya da sorumluluk alması ya da irade koyması gerekiyor. Koyan kimse de yok. Sen nasıl bakıyorsun abi meseleye? Ali Koç meselesine. Bir de öykümün demin lafını kestik. Şey diyordu tam. Vitor'u kovduk ama o dönemki ortam falan diye onunla alakalı da bir şey söyleyecekti. Onu merak ediyorum ben. Ee, ya o... lafını kestik. Yo, estağfurullah. Uzun zaman yani 15-20 dakika öncenin gündemiydi belki de. Ee, ya çok oraya saplanmayalım. Zaten sizlerde dile getirdiniz yeterince bence Vito veya şey konusunu. E şimdi Alper'in sorusu bence daha kıymetli burada. Şu anlamda daha kıymetli. Eee okey belli bir noktaya geldik. Yani şu anda Ali Koç dediğin gibi çok kötü bir sportif anlamda bir süreç ortaya koydu. Ve bence bunun da en mutsuz olan kişilerden biri de kendisidir kendi performansından dolayı. Diye söylüyorum. Şimdi bundan sonrası ne olacak? aslında. çok güzel bir soru. Şimdi Fenerbahçe'de başkan adayı yok gibi gözüküyor. Aslında Fenerbahçe'de o kadar çok başkan adayı var ki. Alper arkadaş bir rahatlasa sen. Dolu konuştan da rahatlasın. Abi, biz biz objektifiz. <laughs> yani bizim görüş görüşlerimiz bazı arkadaşlar için uygun olmayabilir. Biz bunları da yansıtıyoruz yani. Eyvallah evet, devam ben, et abi. Aynen her türlü düşünceye tabii ki herkesin saygısı tabii. olmak durumunda. Şimdi bir tek resmi olarak başkan adaylığını açıklayan Saadettin Saran var. Yani o da şimdi erken değil. Erken kongre istemiyorum ama yapılacak olan ilk kongrede, kongre'de. Geçti. olan geçti. Olağan ya da olağanüstü. İlk kongrede başkan adayım." dedi ama kongreye gidelim diye de diretmiyorum dedi. Çünkü sevilmez camiada erken kongre isteyen başkan adayları. O da bunun bilincinde olduğu için böyle bir tavır ortaya koydu. Bu görünen tarafı. Şimdi şimdi de görünmeyen tarafı var. Mevcut da Ali Koç yönetiminde olup daha sonra yönetimden erken ayrılmak durumunda kalan ee, değerli Fenerbahçeli eski yöneticilerimizin bir oluşum içerisinde oldukları bir sır değil. ya Bu Saadettin Saran ekseninde mi olur? Yoksa onlardan bağımsız e, bir yapılanma mı olur? Onu göreceğiz. Zaman gösterecek. E, hatta son divan kongresindeydi sanırım. Başkanın bir sözü var. Bunu kongre döneminde de yani başkan, Ali Koç'un başkan olduğu kongre döneminde de dile getiriliyordu ve konuşuluyordu. Bazı yani Ali Koç'u o gün destekleyen bazı isimler aslında yönetime adaylardı ancak Aziz Yıldırım'ı devirecek güç ve sinerji kendilerinde bulamadıkları için Ali Koç Aziz Ali Koç'u Aziz Yıldırım'ı devirmek için kullandılar. Daha sonra biz nasıl olsa Ali Koç'u Ali Koç daha küçük bir lokma başkanlık olarak söylüyorum isim olarak değil. Onu daha rahat yeriz gibi yaklaştılar ki en son divanda da Başkan bunun. Net olarak açıklamasını yaptı. Şimdi Fenerbahçe bir kere başkansız kalmaz. Onu da bir kenara koyalım. Ali Koç bugün ben yokum artık dediği noktada da evet bugün çok ciddi sponsorlukları var. E, kulübe para sokuyor. Borç ödüyor, borç veriyor daha doğrusu. Hatta maaşların bile nasıl ödendiği belli kulüp personeli. Ama bu şu demek değil. Fenerbahçe Ali Koç veya herhangi birine muhtaç değil bir şekilde. Fenerbahçe her zaman içerisinden başkan çıkarır. Ali Koç kadar elini taşın altına koymasa da e, nasıl anlatayım? Fenerbahçe her zaman için transfer yapacak parayı da bulur. Özellikle Financial Play'den de bu sene bir sıkıntımız yok. O da doldu. E, yani onu bir kenara koyarak konuşuyorum. Hani Ali Koç'a mecbur değil Fenerbahçe. Ama günün sonunda özellikle şimdi bu anlatacaklarıma eminim sizler de karşı duracaksınız. Çünkü benim çok yakın çevremdeki kiminle paylaşsam bunu her iki canattan da Yok canım olur mu öyle şey diye yaklaştılar. Ben günün sonunda şöyle bir iklim oluşacağını düşünüyorum Fenerbahçe yönetim seçimlerinde. Bu ki şunu da söyleyeyim çok kısa zamanda bir seçim beklemiyorum. Bir erken seçim gibi. Ama görev süresinin sonuna kadar da eğer bu ortam devam ettiği takdirde kalamayabilir başkan. Erken seçime daha sonraki sene gitmek durumunda kalıyor. Yani önümüzdeki sene de buna benzer bir sportif bir başarısızlık olursa erken seçime gitmek durumunda kalır. Tekrar aday olur olmaz ayrı konu. Ama benim şu anda gördüğüm şu. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde 20 senelik başkanlık sürecinde yaptığı ya da yaptığı en iyi şey demeyeyim de. Belki de gurur duyduğu en büyük şeylerden bir tanesi Fenerbahçe'deki kongre gruplarının başını kesmesi oldu. hepimiz bunlardan şikayetçiydik. İşte Birleşik Fenerbahçeler grubu vardı, Kadıköy grubu vardı. Bunların da başında... Bir sürü işte isimler vardı. İsa i̇şte Zilmaz vardı, 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 e. vardı vesaire. Ama ne oldu? Özellikle ikinci döneminden sonra bu arkadaşların kulüpteki hükmü kalmadı. Çünkü burada aslında demin nasıl basınla ilgili bir eleştirimiz vardı. Hani basında Fenerbahçe'yi yerden yere vurup buradan PR sağlayan, buradan kendine başarı devşiren bir grup var. Bunlar gerçekleri bize anlatmak derdinde değil. Kendi kafalarındaki Fenerbahçe'yi yaratma peşindeler gibi yorumlar yapıldı burada. Bunların bir benzeri de kulüp içerisinde var. Ve bunlar e, gerçekten kulüp ilişkileri kesilmişti. Ancak şu anda benim istekliğim ve gördüğüm tekrar bu hücreler uyandı. Ve bunlar e, önümüzdeki dönemlerde ya da önümüzdeki dönemde bir şekilde tekrardan güçlerini toplayıp ben başkan adayı çıkaracaklarını düşünmüyorum ama mevcut başkanı kontrollerini almayı planladıklarını düşünüyorum. Ve önümüzdeki ilk kongrede de e, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un bir şekilde ittifaka geleceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'la ilgili olan sıkıntısı kişisel bir problem. Hani Fenerbahçe'nin nasıl anlatayım e, Ali menfaatleriyle ilgili değil Ali Koç'la olan problemi. Ama diğer arkadaşların öyle. Diğer arkadaşlar Aziz Yıldırım problemi öyle. Ali Koç'un da bu tür bir yaklaşmaya ben hayır diyeceğini zannetmiyorum. Önümüzdeki dönemde olabilecek bu tür bir yakınlaşmaya. E, asıl şeyin bu olan ki e, Aziz Yıldırım'ın tekrardan başkan adayı olmayacağını ya Şekip Bey ya da İlhan Bey gibi isimlerin de başkanlığı düşünmediğini de duyuyoruz ya da biliyoruz. Yeni. Kardeşi Ali Yıldırım. Ali Yıldırım özelinde bir şeyim yok ama yani kulağıma gelen bir şey diyor açıkçası Ali Yıldırım'ın başkanlığı hazırlandığı ile ilgili. Ha, Az Yıldırım tarafında bir takım görüşmeler, yemekler yeniyor, ne bileyim e, birliktelikler veya projeler geliştiriliyor. Bunu da görüyoruz, farkındayız. Ama şu an için bir başkan adaylığı veya yönetimi oynadıkları ile ilgili benim bir bilgim ya da... Bana İlhan Ekşioğlu'nu süreceklerini düşünüyorum öyle. Olabilir tabii ki. Buna ne var ya da ne yok kimse diyemez şu noktada. Ama benim duyduğum, benim kaynaklarımdan diyeyim, <laughs> öğrendiğim böyle bir yapılanma içinde olmayacaklar ama ben dediğim gibi asıl buradaki e, yani herkes için de çok şaşırtıcı olacaktır eğer hayata geçerse de önümüzdeki seçim, seçimlerde Ali Koç'ta Aziz Yıldırım'ın ekiplerinin bir araya gelebileceği bir ortam ama şimdiden hazırlayalım kendimizi diyorum. Tekrar söyler misin abi? Önemli çünkü burası. Şunu söylemek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın 20 senede başarıp kendince kulübün altını oyan, kulübe zarar veren oluşumları kulüpten uzaklaştırdığını düşündüğü oluşumların Ali Koç'un karşısında olacağını ve Ali Koç'un karşısına ya kendi adaylarını daha kuvvetle muhtemel mevcut olan başkan adayını destekleyerek kulübü tekrar 20 sene önceki işte grupların sözünün geçtiği, kongre üyelerinin bir kısmının bir grupta bir kısmının bir grupta olduğu ve onların sözünün geçtiği bir yapıya büründürmek istemeyeceği için Ali Koç'la birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Eski başkanımız Aziz Yıldırım. A. Evet önemli bir bilgi bence de. Yani ben Sözü alabilir miyim abi? Ee, tabii e, Barış sana bırakalım sözü. Sonra Serkan'a da çünkü e, vereceğim. Onu bayağı bir az bugün. Söyle abi dinliyorum seni. Kusura bakmayın gevezeliğim tuttu gene beni bugün. Bak öykümün işaret ettiği Ali Koç'un da divanda söylediği şu konu. İşte bana bazı insanlar destek verdi. Aziz Yıldırım'ı yıkmak için destek verdiler. Benim Aziz Yıldırım'ı yıkabileceğim tek insan olduğumu düşünüyorlardı. Hele bir Aziz Yıldırım gitsin de Ali Koç'u zaten yeriz diye düşündüler. Sonra da Ali Koç'u yemek üzere, Ali Koç'un altını oymak üzere çalışmalar başladılar. Norveç'te troller. Bu. Chat'te de dikkat ediyorum. Demin işte sürekli siyaseti. işte Ali Koç değil problem. Siyaset Ali Koç'a izin vermiyor falan. Şimdi yaratılan hava kulüp içerisinden bazı insanlar. Ali Koç'un altında övüyor. Ayrıca zaten siyasette Ali Koç'a e, izin vermiyor. Ali Koç'un başarısızlık nedeni bu Ali Koç değil sorun. Ali Koç bunu savunuyor. Öyküm de buna benzer bir şey söylüyor. Çetteki arkadaş da bunu söylüyor. Şimdi sorun şu. Ali Koç'a siyasiler veya Fenerbahçe'de artık maaf olan biten gruplar veya işte Aziz düşmanı olan işte e, iblisler mi 60 küsür tane yüzde çöp olan oyuncuyu aldırdı. Ali Koç'a bu insanlar mı senenin ortasında Vitor Pereira'yı işte kokuyu bilmem kurmanı onu bunu getirdiği her hocaya Ersun Yenal'ı kovdurttu. Hayatta getirmem benim vizyonumu anlar diyen e, de, dediği Ersun Yenal'ı o bu dış ve iç mihraklar dış odaklar mı getirtti Takımda Pelkas varken ve çok formdayken hem İrfan'ı hem de Mesut'u iki sene önce fiilen futbol bırakmış Mesut'u Bakasetas'ı almayıp kapısında yatan Edin Vişka'yı almayıp mesela bu transferleri bu dış mihraklar mı yaptırıyor? Sol bek dört yıldır mesela dış mihraklar mı araya giriyor da Ali Koç'a sol bek aldırtmıyor? Yani anlaştık Hocamız bizden Vito Pereira için söylüyor. Anlaştık hocamız bizden sol kanatta ileri geri 90 dakika gidip gelecek bir oyuncu talep etti. Biz de oyuncuyla da anlaştık. Kulübüyle de anlaştık. Bir Eylül'e yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Bir Eylül'e yetişmedi. Ara transferde de gelmedi. Sol kanat beki veya sol bek. Sol kanat beki veya sol bek'i alacağız dediği gün takımda hala Gökhan ve Caner vardı yeterli veya yetersiz. Onları gönderdiği yerine adam almadı. Şimdi Ali Koç'a düşman olan siyasi mi var mıdır? Vardır. bak, bak, Ali Koç'un siyasi duruşunu beğenen bir adam. Ali Koç'un gezi olayları durumunda, dönemindeki duruşunu beğenen bir adam. Ali Koç'un İstanbul Sözleşmesi konusundaki duruşunu beğenen bir adam. Ali Koç'a siyasetten bazı insanların karşı olduğunu biliyorum. Çok iyi hissediyorum. Ali Koç'a kulüpten bazı insanların karşı çıktığını da biliyorum. Ama Ali Koç'un yaptığı bir milyon tane yanlış ya da doğru şöyle söyleyeyim. Ali Koç'un bir tane bile doğru iş yapmamasının sebebi iç ve dış mihraklar mıdır? Bu bahanenin arkasına sığınabilir mi Ali Koç? Ve Ali Koç'a bizi bu yüzden destek vermeli miyiz? Ben bu konularda ayrı yere düşüyorum artık. Çünkü buçuk senenin, dört senenin sonunda gördüm Ali Koç bu, bu, bu hepsi doğru. Eyvallah. Ama demek ki Ali Koç işte Fenerbahçe'ye saldıranların falan karşısında durabilecek bir adam değilmiş. Yani diyorlar ki hakem kararı. Bak federasyon Fenerbahçe'nin altını yiyor. Hakem kararı. Allah Allah öyle mi ya? Ben bak 42 yaşındayım. ilk defa duyuyorum hakemlerin Fenerbahçe'nin e, aleyhine karar verdiğini veya işte bazı siyasi mihrakların işte dış güçlerin Fenerbahçe'ye karşı oyunlar oynadığını. Her, ilk defa oldu herhalde bu. Ulan Fenerbahçe budur abi. Ya ben 40, 25 sene önce de Fenerbahçe bunlarla uğraşıyordu. Fenerbahçe'nin başına gelecek adam zaten hani günlük güneşlik bir ortamda Fenerbahçe yönetmek üzere gelmiyor. Fenerbahçe'nin başına gelen adam Fenerbahçe iç ve dış mihraklara karşı savunmak ve başarılı kılmak için geliyor. Bunu beceremeyip de ay Fenerbahçe'ye çok saldırıyorlar benim başarılılmamı istemediler deyip bahane arkasına sığınma hakkı olamaz. Hele ki koç soyadını taşıyan bir adam böyle bir şeyin arkasına sığınamaz arkadaş. Divan kurulunda yaptığı konuşma başından sonuna kadar utanç verici bir konuşma. Bana saldırıyorlar yok ya. İlk defa sana saldırıyorlar kimseye saldırıyorlar ö bugüne kadar. Barış Hadi burayı bağla da ben hüküme bir soru sorayım merak ettiğim bir soru var ya. Bitti mi kardeşim devam edecek misin? Bence Barış bağladı, başını bağladı Ali öyle söyleyeyim. Yok söyle devam bit, bitmediysen kestiysem özür diliyorum Barış devam et. Hadi. Yok abi daha ne diyeyim biraz daha bağırmaya küfretmeye devam Peküm, edeceğim. İyi sen, sen cevaplar mısın? Yüzey soru olarak mı geçersin bilmiyorum da. Şimdi Ali Koç'un ilk döneminde yönetime getirdiği Semih Özsoy. Gürel Aydın. Aram Bey soyadını hatırlamıyorum. Makaryan. ha Aram abi işte. Ondan sonra Metin Şen falan. Bunlarla niye kötü oldu? Bunlar dördü bir tek başına bir hani e, ne bileyim ayrılıkçı bir grup gibi mi gördü onları? ne 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 oldu Mevzu neydi yani bir anlatsana ya şu olayı niye Ertanca, kötü onlar? Bildiğin onlarla? bildiğin soruları bana niye soruyorsun cevabını bildiğin soruları yani sen açıklamak tam... istemeyip benim üzerinden mi aydınlatmayı düşünüyorsun <laughs> tam sen tam yani, tatlı, tatlı güzel anlatıyorsun ama yani yapıyorsam. şimdi şöyle şöyle diyeceğim yani Ersun Yanal'ı diyordu ya barış istersen cevapla ya Ersun Yanal'ı getiren Gürol Aydın diye biliyorum ben ha, yani aynen öyle kim o trollleri şey toplayıp sosyal medyadaki trollleri toplayıp Ersin Yenal kimin yaptığını açıklayalım. Koku gitsin diye hani biz kızıyoruz ya başkana. Koku gitsin diye okul açık tribü iki saat tribünde nasıl protesto ettiğini anlatalım. Yani başkan bazı kararları onun da bir laf vardır. Bazı şeyleri isteyerek yaparsınız. Bazıların tercih yaparsınız. Bazı kararları mecburen alırsınız diye. Başkan maalesef ki çok mecburen karar aldı. Ben en büyük hatasının ne olduğunu düşünüyorum. Genel, ben genel başkanlı, adam başkanlık sen atı. de ben de yaparız be abi. Akıntıya kapılıp başkanlık yapacaksan sen de ben de yaparız. Ali Koç gibi Ya abi bir şey söyleyeceğim. Yani madem abi. böyleydi baştan niye yönetimi alıyor? Yani çözememiş mi yıllarca? Bu adamlarla beraber sonuçta. Yani bu Fenerbahçe işte derneklerinde, yönetimlerde karşılaştı, görüştü insanlar. Yani aslında yani işte bak yanlış yine yanlış. Yine plansız yine projesiz. Madem ya öngörüm lazım. Senin Ali Koç gibi bir adam bunları öngörmesi lazım mesela. Madem yapamayacaksın, beraber çalışamayacaksın. Niye abi? Yani niye yönetime gitti? Metin Sipahioğlu bugün niye yok yönetimine? mesela? Sorarım. Alper Pişen gibi bir adam kaldı. Metin Sipahioğlu gibi kafa bir Alper adam, adam gitti. Kaldı belli değil bu İstifa etti söyleyin. Gitmiş abi. Alper gitmişi gitmiş. Duydum Geçen göre. hafta gitti o. Açıklamıyorlar. Ö öyküm, öyküm daha iyi bilir de. Metin Kesinlikle. Yolu gibi bir adam kalabilirdi mesela. Yani yalnızlığıları oynayacağına Metin sağ kanadı olarak kalabilirdi abi orada. Abi Fenerbahçe siyasetini hepimiz az çok bilip kafa yorup şey yapıyoruz. Her şey bir denge içeride baktığın zaman da. Yöneticilerin isimlerinin, yöneticilerin bağlı bulundukları ekosistemlerin hepsinin büyük önemi var, büyük değeri var. Hani o niye geldi, bu niye gitti? Aynı oyuncu gibi aslında düşünüyoruz, düşünmemiz lazım bunları da, yöneticileri de. Okey, hani ki, hay, hay. Ben bilmiyorum Süleyman Sabah belki bir tek öyledir. Hiçbir yönetici tanımıyorum ki geldi ilk sene ve ayrıldığı son sene yönetim kadrosunu aynı tutsun. Ki Ali Koç'un evet gene gelen giden isimleri var ama kemik bir kadrosu var. Bir 6-7 kişi dik bir kadrosu var. Ben önümüzdeki seçimde de eğer girerse yine onlarla beraber hareket edeceğini düşünüyorum. Ki az yıllarım da öyleydi. Hani 20 sene önceki yönetim kurulundan 2 ya da 3 kişiyle devam edebildi sun. Tabii Atilla Kıyatlar, Uğur Gündarlar falan bunlar yani, hepsi bile siyasi olarak ayrıldılar. Bazılarıyla kulüp menfaatleri açısından ayrıldılar. Ve bazılarıyla farklı sebeplerden dolayı ayrıldılar. Bu çok normal bir şey. Çünkü şöyle e, az Aziz karşısına çıktınız. 20 yıllık bir statikonun, onun, yani statikoyu kötü anlamda söylemiyorum. 20 yıllık bir demir gibi bir yapının karşısına aday olarak çıktınız. Yani haliyle de geri kalan aynı şu an Türkiye'deki siyaset gibi düşünün geri kalan tüm muhalefeti kucaklayan bir yönetim kurmak zorundaydı Ali Koç o günün şartlarında. Ve o gün kim muhalefetteyse ve kimin birazcık arkası güçlü, arkası güçten anladım kamuoyu varsa işte sosyal medyada güçlü, taraftar bazında güçlü, e, ne bileyim basında güçlü olan insanlar varsa kendisine güç katmak için onlarla yola çıktı. Zaten yolda görürsün bazı insanlar yolu. Ya biz şu anda beşimiz Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na aday olalım. belki iki sene sonra ya diyeceğim ki ben işte atıyorum Alperli olmuyormuş bu iş ya diyeceğim. Ben başkansam ya da Alper başkansa aynı şeyi benim için söyleyecek. Ne kadar tanırsanız tanıyın birbirinizi. Çıkarlar işin içine giriyor. Ee, arkadaşlar tam e, 78 dakikadır yayındayız. Slavia-Pırak maçını da bağlayalım ve konuşalım istiyorum. E, Barış iki maçları biz yenerler dedi. E, ligin lideri yani şu an Çeke Liginde lig lideri Slavia-Pırak ve son maçında son beş maçında bir tek Sparta Pra mağlup oldular. Ama geçen sene çeyrek final oynadıkları kadro veritimde değiller. Sezon başı Şampiyon Ligi'nde elendiler. Ee, sonrasında UEFA Kupası'nda grup elemesine katılamadan yine playoff'ta elendiler. Ee, Konfederasyon Kupası'nda da ikinci oldular. Yani e, Avrupa'da bu sene çok iyi bir Slavya Prak olmadığını söylemek lazım normal şartlar altında Fenerbahçe'nin rahat geçebileceği bir tur olmasına rağmen Fenerbahçe Fenerbahçe gibi değil. Bunu söylemek gerekiyor. Yani Barış iki maçları biz yenerler derken muhtemelen Slavya Prag iyi olduğu için söylemiyor. Fenerbahçe kötü olduğu için söylüyor diye düşünüyorum. Şunun için söylüyorum abi. Slavya Prag'ın hani demin Fenerbahçe'den bahsederken tarif edilebilir bir oyunumuz yok dedim ya. Halı saha evet. gibi oynuyoruz. Dağılmış durumdayız. Halı saha takımı gibi oynuyoruz. Slavya Prag'ın 4 yıldır, 5 yıldır hatta devam eden bir yapısı var. Doğru. A Geçen sene güçlerinde değiller. Kayıpları var bilmem falan ama aynı hoca ile devam ediyorlar. Futbol aynen devam ediyor. 2018'den beri Triposki'ye devam ediyor abi. 2018'den beri. Yani, yani 3,5-4 yıla falan hani dayanmış. Öyle söyleyeyim. Üstüne koya koya devam ediyorlar. Arada kaybediyorlar. Bir aşağı iniyorlar ama aynı futbol devam ettiği için eksikleri kapatıyorlar. Yeniden devam ediyorlar falan. Bir yapı var orada ve tarif edilebilir bir oyun var. Biz Fenerbahçe olarak halı saha takımı gibi oynuyoruz şu anda. Bizim böyle bir yapıyla şu anda şu kafayla hele ki şu inanç kaybıyla, şu motivasyon kaybıyla, şu e, hava, atmosfer kötülüğüyle mücadele etmemiz mümkün değil. Slav yaparak çok çok kötü bir gününde olur da bizde de birkaç oyuncu böyle efsanevi bir şekilde oynar, şapkadan tavşan çıkartlasa böyle yüzde bir ihtimal işte pendiğin Fenerbahçe'yi yendiği gibi falan bir şey olur, yenersek. Benim şahsen ümidim iki maçta da utanç verici bir sonuç almayalım da bitsin. Çünkü zaten hani görünen o ki yani 4 ay önce 3 ay önce aldığın Crespo'yu limitlerde gerekli oynamaları yapamayarak bak hani bunu da nasıl olacağını falan bana hikaye anlatmasınlar. Ali Koç gibi biz oraya koyuyorsak ee, bu tip ayarlamaları yapabilsin diye koyuyoruz. İllegal iş yapsın diye değil. Yani videomda da bundan bahsederken şey örneği vermiştim. Piyani için Juventus'tan Barcelona'ya gitme olayı. Bir taraftan bir tarafa bir oyuncu gidiyor. Oyuncu takası yaptılar. 60 milyona bir gitti, 70 milyona öte gitti. Ulan 10 milyona hani takas üstü yok hayır. Orada rakamlar üzerinde oynadılar ve şey, limit açtı adamlar. Şimdi Ali Koç gibi bir adam bu limitlerle alakalı 4 aylık önünde süre varken yapamıyor. Crespo'yu dahi o yafa kupasına yazamıyorsa ya umurunda değil bu sezon Slavia Yapıra, Eliyelim falan gibi hedef yok demektir. Ara Öyle transferde değil. bu kadar eksik varken bu eksikleri gidermeye çalışmıyorsa eğer bu sene Avrupa umurunda değil demektir. Şimdi bunlar için söylüyorum ben. Yönetimin umurunda değil. Hoca zaten hoca değil. Yani hoca bir iki ay sonra gidecek. Geçici olarak geldi. Takım darmadağın bir durumda. E, abi bu, haldeyken biz dört yıldır devam eden böyle sağlam bir yapıdaki sıra ve pırağı yenmemiz mucize olur. İnşallah yeneriz. Ama benim ben çok korkuyorum büyük rezillik olacak diye. Serkan. Benim Prag maçına dair hani böyle teknik analiz, analiz falan konuşmaya gerek yok. Kardeşlerimizin e, şeyleri var, ricaları var söylemem gereken. Ben Ali Koç'un kendisine de zaten direkt yazdım dün. E, inşallah dikkate alırlar. Buradan da söyleyeyim tekrardan. E, başkana söylemiş olayım tekrardan. iletişim, i̇letişimciler iletir belki. Kale arkaları için 120 TL diyor çocuklar. Çok buluyorlar. Aslında yurt dışına göre baktığım zaman fiyatlar hani para değil ama Türkiye'de yaşıyor bu çocuklar ve o da öğrenci. Bu çocuklar maça gitmek istiyorlar. Ali Koç şeyden istifa seslerini duymaktan falan korkmasın. Çekinmesin. Elimizde bir şu kaldı. Şu maç kaldı. Ne isterim? Şu maçta hani stat dolsun. Taraftar arkasında dursun bu takımın. Belki bir kırılma anı olur. Belki bir takımı biraz yukarı çekeriz. Morali olarak, moral olarak, motivasyon olarak. Yani ne yapabilir? Şöyle bir jest yapabilirim. Bu kadar arası açık taraftarla. 50 lira yapıyorum der, 60 lira yapıyorum der. Bir jest yapar. İnsanları da bir en azından maddi anlamda mutlu edebilir. İnsanlar da oraya gelir. Takımın arkasında durur. Sonuç, sonuçta 12. adamız yani biz. O, 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 da yok bu sene. Yani bununla beraber şey ilintili sonuçta sportif başarısızlıkla beraber taraftar da günden güne günden güne azalıyor. Aslında bakın Galatasaray maçlarına, Beşiktaş maçlarına Galatasaray bizden daha kötü durumda. Ama stadı dolduruyor adamlar. Ya 20-21 bin kişi falan var dün galiba statlarında. Bizim onlardan geri kalmamamız lazım. Kızıyor bazı arkadaşlar da bu Ali Koç gitmeden ben gitmem desteklemem falan. Niye böyle şey yazıyorsun? Ya kardeşim bizim desteklediğimiz şey Fenerbahçe. Bizim arkasında durmamız gereken şey Fenerbahçe. Fenerbahçe günden güne erirse bağlayacağım. Sen diyor soruyorsun ya bana abi Ferdi imzalar mı? Zala'yı kalır mı? Kim gider mi? Babacım bu halde Fenerbahçe sürekli erirse, sürekli mutsuzluk, sürekli kaos, içeride kavga olursa bu adamlar kalmak ister mi? O yüzden sen bu adamların yüzü hürmetine, bakın kimin, Zalay'inin Ferdi'nin mücadelesi için gideceksin, bu takımı destekleyeceksin. Her şeyden önce Fenerbahçe'yi destekleyeceksin ya. Sen Fenerbahçe için oradasın. Biz takımımızı yücelteceğiz ya. Senin orada olman Ali, Mehmet'i, Ahmet'i yüceltmen değil. Fenerbahçe takımı oyuncusunu yüceltmen. Sen oraya git. Ama bu arada da yönetime söylüyorum tekrardan. Bakın elinizde bir fırsat var. Taraftarı bir nebze de olsa kazanın. Şu fiyat, bilet fiyatlarını düşürün. O stat dolsun. Yapmazlar Serkan. Yerden gök Ya ben, da bak, ben, ben başkan olsam kardeşim bedava da atarım ya. Bedava açarım abi kapıları. Abi, açarım abi kapıları. demek o, o, maçta, serken. bak, o maçtan Ali Koç'un da ümidi yok. Fen, bak kardeşim bak, bak şu, Baba bak baba bak bir şey söyleyeceğim. Ben başkan olsam Fenerbahçe için küfür küfür de kardeşim. Buyurun gelin bedava ederim açarım. Keşke bunu başkan duysa. Böyle bir jest yapsa. Ya Avrupa sözlerim bu kadar. Var. İnşallah galip de geliriz. İnşallah galip de, de bilet geliriz. Fiyatlarını, bilet fiyatlarının bilet fiyatlarının düşürülmesi lazım ama e, Fenerbahçe başkanının ve yönetiminin bilet fiyatlarını düşürmemesinin sebebi ne hepimiz biliyoruz. Yani tribündeki protestoları engellemek için bu fiyatları e, düşürmüyorlar. Çünkü şu şartlar altında ligden kopmuş ben kombinam var. Parasını verdiğim kombinam var. Ee, bir bedel üzerinden ben bu kombini aldım. Ben mesela bilet fiyatlarını ne bedava yapsınlar ya da atıyorum yüzde %50 düşürsünler ki stad olsun isterim. Çünkü stad olduğu zaman daha keyifli oluyor Fenerbahçe maçları benim için de öyle. Ben yüksek bedelli kombini almış bir Hayır birisi ben olarak bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. 120 TL'yi hani şey yapmıyorum böyle küçümsemiyorum sizlerin yaşam tarzı. Benim ailem orada yaşıyor. Yani emekli maaşıyla yaşayan bir annem var benim. Ee, Türkiye ben Türkiye'den de kopmuş bir insan değilim. Yanlış anlamayın. Orada onu söylemek istedim. Hani Avrupa'daki bilet fiyatlarına baktığın zaman söyleme. Yani o birim birim fiyatlarından konuşuyorum. Ee, sizin için yüksek olduğunu da dile getirdim zaten genç evet, kardeşlerimiz evet, için. Söyle. Söyledim Gerçekten yani üstüne basa söyleyeyim. basa. Ben de sizin ee, şeyin so istediklerini söylemiş oldum yani böylece. İnşallah dile getirmişimdir yeteri kadar. Ee, Oğuzhan Hoca'yla kapatalım. Hocam e, Torrent yolluyorlar. E, Galatasaray'daki düşüşü biliyoruz. Yani Fatih Terim sonrasında bir sistem antrenörü. Yani tamamen işte akademik bir hoca. Gelsin sistem kursun, oyun sistemi inşa etsin, bu genç takıma rehberlik etsin diye alınmış olan Torrent, Dominik Torrent'i muhtemelen ya bu saatlerde yarın sabah paketleyip gönderecekler. Okan Buruk anlaşacak gibi Galatasaray. E, hani siz bizim Fenerbahçe'lileştirebildiklerimizden misiniz? Sorusunu soracağımız bir kulübe döndü e, ee, ee, nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'ı ve e, Torrent durumunu? Ya, yazık ve işte daha önce biz Barış'la şeyi konuşmuştuk. Bu Fatih Terim, Şenol Güneş falan gibi isimlerin Türk futboluna verdiği zararı. Bunlar e, ne yazık ki ülkemizde böyle büyük insanlar olarak görülüyorlar. Bence bunlar kımıl zararlısı. Bunlar, bunlar yani bunlar çekilmeden Türk futbolu bir yere gelmeyecektir bence. Ve e, işte al yani Fatih Terim 3 senedir bir takım yapıyor. İşte biz 60 tane Ali Koç 60 tane yaptı. Fatih Terim de 50 tane transfer yapmıştır. Yani. En sonunda bu sene güya takım gençleştirdiler. O takımı aldılar. Torrent'in eline bıraktılar. <laughs> Torrent'te üç tane mi dört tane mi de maça çıktı gariban. Aa sonra beş mi Tamam işte bizim Pereira'ya çekilen muamelenin bin beterini ona çektiler. Bir de hiç olmazsa hani Pereira'ya teknik direktör muamelesi çekiyorlardı. Bu adama bir de küfür Bu teknik direktör bile değil yardımcısıymış falan diye bağırıyorlar. Aha sonra... Şimdi tabii ben Galatasaray bu hallere gelince sevin ya insanın böyle bir içi okşanıyor tabii yani bu herifleri. çünkü Mehmet Ağarlardan, Fatih Terimlerden bugünlere geldiklerini görmek tabii güzel bir şey. Şu an bir de tabii ağzım da sulanıyor lan düşerler belki Saşa Boğa'yı falan kaparız ikinciliğe düşerlerse ucuzdan birkaç saat bir sabek kaparız Nelson'u kaparız belki ucuza falan diye de ağzım sulanıyor. Ama yani şunu da biliyorum ama yani tamam hani biz diyoruz ya Fenerbahçe olmasa bu lig olmaz. Galatasaray olmasa da olmaz abi. Olmaz. Ben abi. ben Fenerbahçe Galatasaray maçını istiyorum yani. Benim yani da ya. Yani. Ya bir düşüp geri gelsinler de Ozan hocam. Yani ne bir abi? Düşüp, bir düşüp geri gelsinler kaybolmasınlar. Bir 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 sene bir düşsünler. Tabii ama. tabii. Dedim biz abi. işte Nelson'u, Sasha Boy'u falan kapalım aradan. Mustafa Mabet belki Kerem'e çaktırırız falan. Sonra geri gelsin onlar gene. Tabii Haklısın o güzel olur ya. Ama yani yazık ya. Yani bu ee, e tabii ki Türkiye'de futbolun nasıl bakıldığını, futbola nasıl bakıldığını işte Fenerbahçe ve Galatasaray'dan görüyoruz. Türkiye'nin en büyük iki kulübü bunlar öyle değil mi? Yani işte bu bence günün final cümlesi bu. Türkiye'de üç büyükler böyle yönetilmeye devam ederse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Sonuçta bu sağaç sonuçları ve bu sportif başarısızlığı çok da uzaklarda aramamak gerekiyor. Tabii ki Arka tarafta bu işin siyaseti illaki var. Hepimiz Trabzon'un bugünkü başarısının arkasında kimleri nasıl itiradığını ve desteklediğini biliyoruz. Lobby gücünün farkındayız. Ama bu Barış'ın dediği gibi senin sportif anlamda hata üstüne hata yapmanı engellemiyor. Sen doğruyu yap, şampiyonla oyna, şampiyon ol ama. Trabzon başka... 20 yıldır bir tekleniyor abi, Trabzon 20 yıldır bir tekleniyor. Yani yeni teklenmiyor. Fenerbahçe ile 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır uğraşıyorlar. Yeni ulaşılmıyor. Özür dilerim. Ee, Serkan Ata çok ısrarla yazdı. Cevap vermek zorundayım. Fener'in Fener çıkış noktası takımdaki öz ilçetesini temizlemek ve karesma gibi, Ferdi gibi kim gibi siyasi işi olmayan oyun, futbolcularla takımı donatması. Sevgili Serkan, yaşın kaç bilmiyorum ama ya iki sene önce Özil yokken, İrfan yokken, siyasi hiçbir öncü yokken, Silimani'lerle falan oynarken farklı mıydı takım? Ya, geçin abi bunları. Yani bu bahanelerin arkası Fenerbahçe kötü yönetiliyor arkadaş. Fenerbahçe kötü yönetiliyor. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim. O zaman da Vahabi Gazi... çetesi vardı abi. Galatasaray <laughs> son 5-6 maçta sözü derim. E, öyküm son 5-6 maçı da kolay değil. Bir Rize Spor e, kendi sahada oyuncakları Rize maçı bence puana yakınlar ama Göztepe deplasmanı dahil hakikaten çok kolay maçlar yok ki o maçların zirvesini finali Fenerbahçe ile oynayacaklar. Allah yardımcılar olsun yani. Öyle söyleyeyim. Öyküm. ile ilgili birkaç kelime edip öyle kapatalım isterim müsaadenle. Ee, Tabii. Şimdi orada da zaten gördüğümüz gibi durumlar çok karışık ama orada ben şöyle yorumluyorum. Ee, Galatasaray'da bir temizlik yapılıyor. Ee, ve aslında bu liseliler gerçekten çok uyanık bir kitle. Ee, başkan şu an başkan kendileri değil yani kendi ekipleri değil daha doğrusu ama bütün pis işlerini yaptırıyorlar şu anda. Bunu Fatihlerimle ayrılmaktan tutun da içeride başka dalaverelere kadar. Ee, ben de küme düşeceklerine kesinlikle en ufak da olsa ihtimal vermiyorum. Ama bunu yaşıyor olmaları bile bizim şu anki ruh halimizde tutunacak bir dal gibi öyle bizim derken Fenerbahçe taraftarından bahsediyorum. Hani eğer durum böyle olmasaydı hani Galatasaray şu an Trabzon'da şampiyonluk yarışında olsaydı yani biz şu anda herhalde baltalarla falan yapıyorduk yani yani öyle söyleyeyim. Ne olursa olsun Galatasaray'da tabii Beşiktaş'ta tabii. Allah'tan çok kötü durumda ki biz en azından kendi kötülüğümüzü biraz olsun bastırabiliyoruz. Hani polyanlacılık yapıyoruz. Ee, yani bu şey söylemek istedim. ya yani Galatasaray'ı lütfen takip ederken e, lise tayfasının yani lisenin de etkilerini ve yapmak istediklerini e, bir arada değerlendirelim derim. Derin Galatasaray'ın etkilediği kesinlikle doğru abi. Arka tarafta yani onlar ateşe eli tutmazlar zaten maşa kullanırlar. Ama onlar da Fenerbahçe'nin yaptığı hata yapmaya devam ediyor. Hoca göndererek sorun çözmeye çalışıyor. Torrent'in gelmesi bir hataydı. Kısa vadeli başarı susan Türk hoca alacaksın her zaman. Ama yabancı araçların derinleştirmeye Alper, mi çalışıyorlar? Bu arada Ender'in en derin Galatasaray lobisinin başı da şey koç ailesinden biliyorsun. Evet, <laughs> en <evet>. yaşlıları. <laughs> evet. İnan o Kıraç. Da evet, evet. İnan Kıraç. Evet, evet arkadaşlar ağzınıza sağlık. 90 dakikayı açtık. E, güzel bir yayındı. bizi izleyen, destek veren, yorum veren, eleştiren, e, öven bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Yeni sayılırcı muhabbetlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.